Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 Bölümde 3 Mezit fiillerde edilgen yapı, edilgen ile meçhul aynı şeyi ifade ediyor. 4 alt başlıktan oluşuyormuş ünitemiz. Kaddimetun giriş. Arapça mezit fiil kalıplarının mazi, muzari, emir ve mastar şekillerini İkinci kitabınızda görmüştünüz. Bu bölümde ise gerçek özne ile değil, sözde özne ile kullanılan edilgen, yani meçhul mezit fiilleri tanıyacak, Arapçadan mezit fiillerin edilgen yapıya nasıl çevrildiğini göreceksiniz. Sözde özne yani naib-i fail. Konusunu bu bölümde mezit fiillerin edilgen yapısı anlatılırken daha da pekiştirme imkanı bulacaksınız. Yani bir önceki ünitede de meçhul fiil ve naib-i fail konusu işlenmişti ama bu defa mezit fiillerde bunu işleyeceğiz. Daha önce neyde işlemiştik? Mezit olmayan yani mücerret fiillerde. Mücerret veya mezit olmayan kavramıyla ne kastediliyor? Kelimenin orijinal hali, kelimeye ilave harf konulmamış, kendisine bir ekleme yapılmamış hali kastediliyor. Şimdi ise mezit yani orijinalliği bozulmuş, orijinalliğine bir şeyler katılmış. Fiillerde bunu görmeye çalışacağız. Günlük hayatımızda Arapça 3. El-aviyyetu fi hayatına el-yevmiye 3. Fil-funduki, el-funduk. Türkçedeki fındık değil de Arapçada bu el-fun, fa'nın ötesiyle. Fil funduki. Funduk otel demek. Fil funduki otelde. Uyyine atandı. Tayin edildi. Ayyene uyyine. Mesela bu bir meçhul fiil ama mezitlerden. Tam da konumuz yani. Uyyine Muhammedun. Bu da naib-i fail oldu. Uyyine Muhammedun. Muhammed tayin edildi. Atandı. El merzuk. Muhammed merzuk atandı. Kable şehrin bir ay önce atandı. Ne olarak atandı? Müdiran, müdür olarak atandı. Ne zaman atandı? Demeden önce nasıl bir müdür? Amme, genel. Genel müdür olarak atandı. Nereye atanmış? Li ihde şirikati suudiyeti. Suudi şirketlerden birine. Suudi şirketlerden birine. Genel müdür olarak bir ay önce Muhammed Merzuk atanmış. Elleti öyle şirket ki bu. Termeli çalışıyor. Hiye o şirket. Fi mecali bakati. Enerji alanında çalışıyor. Ve vesale vardı, ulaştı. Mesa el yevmi. O günün akşamında kim ulaştı? Vesale hüve, o Muhammed ulaştı. Ne zaman ulaştı? Mesa el yevmi. Bugünün akşamında. Bugün akşam yine Muhammed ulaştı. Muhammed yazmıyor bir yerde ama gizli özne var burada. Vesale. O ulaştı. O derken Ayşe'den bahsetmiyor. Çünkü konu Muhammed Merzuk zaten. O Muhammed Merzuk ulaştı. Ne zaman? Mesa el yevmi. Bugün akşam yine nereye? İla Duba diyor. Yani Dubai'ye ulaştı. Niye? Gitti ki oraya. İctimai amelin mühimmin. Amel iş mühim önemli. Önemli bir iş toplantısı için. Önemli bir iş toplantısı için. Seyaqiduhu fi funduki sevahiliyi. Seyaqidu düzenleyecek. Kim? Hüve Muhammed Merzuk muhtemelen. Ney? Hu o toplantıyı. Nerede? Fi funduki sevahiliyi. Sevahili otelinde. Kiminle birlikte düzenleyecekmiş? Ma'al müsteşmirine el etraki. Müsteşrimin yatırımcı demek. El etrak Türkler, Türk'ün, Türkan etrak. Cemi bir kelime. Türk yatırımcılarla birlikte Sevahili otelinde düzenleyeceği önemli bir iş toplantısı için Dubai'ye bu akşam gitti. Oraya ulaştı. Ve nezele vardı kable kalilin az önce
Fil fundu bi otele. Ve o el ane şu anda yetekellem konuşuyor. Ma'a vazzafil istikbali. Vazzafil istikbal resepsiyon görevlisi. Yani otelin karşılama görevlisi. İstikbal karşılama, muvazzaf görevli. Karşılamayla görevli. Yani resepsiyon görevlisiyle konuşuyor şu anda. Heyya haydi nestemi'u ileyhima, onlara kulak verelim bakalım. Ne anlatmışlar, ne konuşmuşlar. Muhammed Merzuk şöyle diyor. Merhaben büküm. Merhaba. Ene ben Muhammed el Merzuk. Ben Muhammed Merzuk. Mine Suudiyeti. Arabistan'dan, Suud'dan geliyorum. Ledeyna bizim vardır. Haczun müsbek. Haczun müsbekun. Haciz esasen ne demek? Hacize. Burada ne manada kullanılmıştır? Rezervasyon. Li'eşri gurafin. 10 odaya yönelik. 10 oda için rezervasyonumuz var. Hucizet. Rezervasyon yapıldı. Ayırtıldı. El gurafu. Odalar. Gurfetun gurafun. Guraf cemi bir kelime. Gurfetun nüfret. Gurafı cemi bir kelime. Min kıbeli, kıbel tarafından demek. Taraf demek denden dolayı min kıbeli tarafından. Min kıbeli şirketi işte yani BFF. BFF şirketi tarafından odalar ayırtıldı. Es-Suudiyeti. Suudi BFF şirketi tarafından. Fil usbu'il mazı. Geçen hafta. El mavi geçen el esbu hafta. Muvazzaful istikbal. Resepsiyon görevlisi şöyle diyor. Ehlen ve sehlen büküm ya seyyidi. Hoş geldiniz beyefendi. Seyyidi beyefendi. Efendim manalarına geliyor. Hoş geldiniz. Şeriketukum. Sizin şirketiniz. Hacezet. Ayırttı. Rezervasyon yaptı. İndena. Bizde. Aşra urafin. 10 oda. Vahidetun. Bir tanesi, 10 odadan bir tanesi lisiyadetike sizin içindir, size aittir. Ve tisun geriye kalan 9 tane oda ise livuyufikum eletrak sizin Türk misafirleriniz içindir. Onlar için ayrılmıştır. Muhammed el Merzuh şöyle diyor. Hâdâ sahihun. Evet bu doğru. Kâne vuyufuna bizim misafirlerimiz el kiramu. Değerli misafirlerimiz yani vuyufu mevsuf el kiramun sıfatı. Değerli misafirlerimiz seyyituna gelecek sabahel yer. Bu sabah gelecekti. Helhum onlar mı yani helhumi muhum onlar ustukbilu fil mefari. Havaalanında karşılandılar mı? Onları karşıladınız mı yani? Karşılandılar mı? Ustukbilu meçhul bir fiil. Henüz işlenmedi tabi mezit fiillerde. Birazdan gramer gelecek. Bu da bir örnek yani. Gramer işlendikten sonra da buraya dönüp tekrar bakmanız iyi olabilir. Bir örnek olsun. Vazzafur istikbal şöyle cevap veriyor. Naam evet ya seyidi. Evet efendim. Üstukbile karşılandı. Vuyufukum sizin misafirleriniz filme bari hava alanında. Ve uhziru ve getirildiler ilel funduki otele. Uhziru bu da meçhul bir fiil. Sülalesi mezitten yine konumuz yani. Ve hum onlar el ane şu anda yesterihune istirahat ediyorlar. Dinleniyorlar fi gurafihim kendi odalarında. Fit tabikil aşiri. 10. kattaki, 10. katta yer alan kendi odalarında. Ve siyade tu ke fi gurfeti rakam 1005. Evet. Ve siyade tu ke fi gurfeti rakam 1005. Sizin odanız da diyor 1005 numaralı odadır. Fi nefsin tabiki aynı kattaki. Tabi kat demek. Birinci kat, ikinci kat gibi. Burada da elf ve hams demiş. Yani 1005 olduğunu önce rakamla sonra harflerle yazıyla ifade etmiştir.
Muhammed Merzuk, şükran cezilen, çok teşekkürler. Şükran cezilen çok kullanıyor değil mi? Ülkemizde de artık yaygınlaşmaya başladı. Hel ursilet, gönderildi mi, götürüldü mü? El hakaibu, çantalar ilel hurfeti, odaya. Odalara gönderildi mi? Hurfetü müfret, odaya gönderildi mi? Ersele ursile, bu da meçhul bir fiil, yine konumuz. Muvazzaf-ı istikbal diyor ki naam ya seyidi, evet efendim. Ha işte şu hüyo nedir? El müftahu, anahtardır. Bu sizin anahtarınız. İlmen bilin ki bi ennel vurafe fi'd-devril aşiri, 10. kattaki odalar nedir? Kebiratun, cidden, gerçekten büyüktür. Etfavvalu adeten, tefavvalu tercih ediliyor adeten, genelde min kıbeli ricalil emali, iş adamları tarafından. Li enneha, çünkü o odalar tüstemel, kullanılır, kullanılabilir, bu da meçhul bir fiil. Li ictimaati amelin savirin, küçük iş toplantıları için kullanılabilecek derecede odalar bunlar. Hâzihil hurafu, bu odalar, tehtevi, içerir, barındırır. Ala kulli ma, her o şey ki, yuhtacu, ihtiyaç duyuluyor, ileyhi, ona. Yani her ne ihtiyaç duyuluyorsa bu odalarda zaten o vardır. Neye yönelik mesela? Uzaya roket göndermeye yönelik ihtiyaç duyulan şeyler. Hayır. Li'akdi ictimain sagirin, küçük toplantılara yönelik ihtiyaç duyacak her şey. Beyne ricali imal, iş adamları arasında. Yucedu, bulunur, bulunuyor, fiha, orada, hasun, bilgisayar ve şaşetun, zekiyetun, akıllı ekran, şaşe ekran, zekiye, akıllı ekran, akıllı tahta, ve seburatun, zekiyetun, akıllı tahta, yani akıllı ekran, akıllı tahta, ve daveletu ctimaatin, müstadiletun, dikdörtgen toplantı masası, davere masa, içtima toplantı. Ve ma şabehe, ve ma bu şey ki şabehe, ona benzeştir, o buna benzer şeyler de bulunuyor. Ve ma bu şey ki şabehe, benzeştir, o saydığımız şeylere benzer farklı şeyler de mevcuttur. Projeksiyon mesela bunu kastetmiş olabilir. Muhammed el Merzuk şöyle diyor. Hadihi bu hizmetun raiatun. Harika bir hizmettir bu. Evet. Lakin fakat nahnu biz senestamilu ka'atel ictimai. Ancak biz toplantı salonunu kullanacağız. Yine de onu tercih edeceğiz. Sizin odaların büyük olması bize yeterli değil. Muvazzaf-ı istikbal, nahnu biz na'rifu dalik. Biz bunu biliyoruz. Muiddet hazırlandı, lekum, sizin için, ka'atul ictimai, toplantı salonu, fit-tabi'i s-sani, ikinci kattaki toplantı salonu sizin için hazırlandı. Ve seyeşteriku, iştirak edecek, katılacak, fictimai, sizin toplantınızdan bahsediyor. Yani işteriku fictimai, fil ictimai, toplantıya katılacak, kim katılacak? Ricalu e'malim, İş adamları. Nereden yani, hangi gruptan? Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden mi mesela? Hayır. Minel İmarat-ı Eyvan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden iş adamları katılacak. Eyvan aynı şekilde. Muhammed el-Mevzuk, şükran, teşekkürler. Ve evveddü, istiyorum, ben istiyorum. En ahude, götürmek, buyu fena, misafirlerimizi, öyle misafirler ki, el kirame, değerli misafirlerimizi, ila cevletin siyahiyetin, turistik bir geziye götürmek istiyorum, fil medine, şehirde, gaden, yarın, ba'de zuhri, öğleden sonra, mumi mu tura,
Keyfi kunu cevvugaden, yarın hava olur nasıl, ne dersin? Yarın hava nasıl olacak, ne dersin, ne düşünüyorsun diye soruyorum. Muvazzaful istikbal, yutevakka'u, bekleniyor, tahmin edilir, en yekunen cevvu, havanın olması, müşmisen, güneşli olması. Yarın havanın güneşli olması bekleniyor. Gaden, yarın, ya seyidi efendim. Muhammed Merzuk Hadar Cemil'in bu güzel bir haber. İlerli kayı. Hadi görüşürüz. Dikkat. Lisiyadeteke. Resmi görüşmelerde. Lihavarateke. İfadeleri leke yerine kullanılabilir. Bu lekeye göre daha kibar ve resmi bir kullanılış biçimidir. Konuşma dilinde Araplar sondaki tamlayan zamiri olan kef'i eril veya dişi durumuna göre fethalı veya kesralı telaffuz etmek yerine sükun ile harekeliymiş gibi kef derler yani. Lisiya, de, te, ke veya ki demez. Tek der. Uğraşmak istemezler. İkinci dikkat. Aynen bi enne, aynen enne. Bilginiz olsun. Bilmenizi isterim ki şunu ifade edeyim ki anlamlarında kullanılmaktadır. Diyalogta geçen meçhul fiillerin yapılarını birbirleriyle karşılaştırınız. Az çok zaten biz onlara değindik. El-Kavaid diyor. Sülasi mezit fiillerde edilgen yani meçhul yapı nasıl yapılır? Şu kalıpları iyi bilmemiz gerekiyor. Ef'ale malum. Yani şöyle diyelim. Şu sağ taraftakilerin hepsi malumdur. Sol taraftakilerin her biri meçhuldür. Ef'ale uf'ile diye meçhul olur. Fa'ale fu'ile diyoruz. Fa'ale fu'ile. İf'tale uf'tu'ile. Tefa'ale tufu'ile. Tefa'ale tufu'ile. İstef'ale ustuf'ile. Malum ile meçhul arasında belki en basit fark yani nedir? Malumda ilk harfler fetha veya esre iken meçhulde daima ne oldu? Ötre oldu. İlk harfler daima ötre. Meçhul yapıda. Uf ile, fu ile, ustuf ile. Dolayısıyla aşağıdakilerden hangisi meçhuldür gibi basit bir soru sorulmuş olsa ilk harekesi ötre olan hangisi ise onu seçersiniz. Bu basit bir yöntem. Şimdi efale burada nedir ama aynı zamanda? Efale burada bir örnek. Feale bir örnek. Kalıbın örneği, kalıbın kuralı bir yerde. Bu kalıpta kelime getirebilmek önemlidir. Bakalım aşağıda örnekleri verilmiş olmalı. İnfaale kalıbı anlamca edilgen olduğu için ayrıca meçhule çevrilmez. İnfaale. O yüzden burada infaale fiilini görmüyoruz. Şimdi örnekleri görüyorsunuz. Enzele unzile. Ne bu ne örnek? Ef'ale örnek. Az önce ef'ale, uf'ale gördük değil mi? Ef'ale, enzele. O kalıbı örnekti. Nasıl örnek? Şöyle örnek, şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ef'ale de belirleyici olan şey nedir? Evvel ef'ale 4 harften oluşuyor. İlk harf feta, ikincisi cizim, diğerleri de feta yani üstünlüğü devam ediyor. Bu şekilde getireceğin her bir fiil buraya örnek olabilir. Örnek enzele. Tıpkı efale gibi değil mi? İlk harf fetha, sonrası cizim, sonra geri kalan iki tane harf de yine fethalı olarak gelmiştir. Ekrame de öyle. Bak ilk harf fetha, sonrası cizim, son iki harf de fetha gelmiştir. Tıpkı efale, enzele, ekrame, ehrace, ensara, ektebe gibi. Ne oldu? Hepsi oraya örnek oldu. Meçhul yapacağız şimdi. Meçhulde ne vardı? Meçhulde uf ile yani ilk harf ötre, sonrası cizim, sonrası esre, sonrası fetha. Bu kalıbı uyduracaksın yine. Örnek vermiş. Enzele meçhulde unzile. İsim aynı zamanda. Ukrime. Ketebeden yap. Ektebe olur. Uktibe olur. Haraceden yap. Ehrace. Uhrice. Yani farklı fiilleri de bu kalıplara sokabilmemiz beklenir. Buna bir örnek verelim. Örneğin yazabilecek miyim? Yazabildiğimiz kadar diyelim. Harace fiili. Harace.
Sen de dehale yazalım. Dehale. Bir tane de ketebe yazalım. Şimdi buradaki fiilleri yani harece, dehale, ketebe bu üç fiili de burada verilecek olan tüm kalıplara çevirebilecek misiniz? Kendinizi deneyin. Mesela harece, ehrace, uhrice, dehale ya, edhale, udhile, ketebe ya, ektebe, uktibe. Yaraşa, seyyara yazmış. Nasıl olmuş yani? Ortanca fes şeddelenmiş. Harace ne olacak artık? Harrace şeddeyi koyacaksın. Harrace. Burada ne olmuş? Hurrice. Dehale'den yap. Dehale. Duh ile ketebe yap. Kettebe. Kuttibe. Nakaşa örneği. Buraya bir örnek yapalım. Harace'den nasıl olacak? Görüldüğü üzere ilk harf ile ikinci harf arasında bir elif konulmuş. Öyleyse harace. Buraya bakalım meçhule. Hurice. Dehale yap. Dehale. Duhile. Ketebe yap. Katebe. Kutibe. İn te sara. Burada ne olmuştur? İn te sara'da olan şey nedir? İlk bir tane hemze eklenmiş. Daha sonra ikinci harf ve üçüncü harf arasında t eklenmiş. Yani bir kelimenin aslı arkadaşlar nedir? Çizelim yani şu an konu değişiyor. Aslı ne sarar? Nesara intesara haline gelmiş. Nasıl olur bu? Başta bir tane hemze. Nun ile sat arasına da ne getirmiş? Bir tane T getirmişler. Bunlar yaparak elde edeceksin. Ona göre harace ne olacaktır? Harace ihterace ihterace meçhul uhturice dehaleden yap. İd tehale. İd tehale. Tabi üzerinde onun çeşitli işlemler yapıldığı için bu şekilde kalmayabilir. Ama şu an konuyu anlamanız için diğer detaylara da girmiyorum. Üzerinde iddial yapılır mı yapılmaz mı konular şu an konu dışı. Meçhul yap. Dehaleden. Ud tuhile. Ketebeden yap. İşte ondan sonra nesaradan yap. Şu üç fiilden en azından tüm kalıpları deneyin. Kendinizi denemiş olursunuz. Anlayıp anlamadığınıza dair. Ekrem'e anlattık. Seyyar'ı öğesine de anlatmış oldum. Kevvene de aynı şekilde değil mi? Ortanca fişeklenmiş. Nakaşa'da ne yapılmış? Bir tane elif eklenmiş. Birinci ile ikinci harf arasına. Tabi'e de aynı. Yani ona örnektir. İntesara iftekar. Demek ki bir kalıba iki örnek veriyor. Enzele'ye, Ekrem'e. Bunlar aynı fiil için örnektir. Efendi, seyyara kevvene aynı kalıba. Nakaşa tabi'a aynı yere örnek. İntesara iftekara aynı yere örnek. Tesabega. Burada ne yapılmıştır? Aslında bu sebega idi. Tesabega olmuş. Yani başta bir tane T eklenmiş. İkinci ile üçüncü harf arasında da bir tane elif eklenmiş. Teradde, teradde. Başta bir tane T ekleniyor. Sonuncu harfin bir sağ da şeddeleniyor. İstehdeme aslı bunun şu üç harftir yani H, D, M. Başına ne olmuş? İste eklenmiş. İste. Elipsin ta eklenmiştir. Tekrar edelim. Bunların her biri kalıptır. Bunlara bab denir, kalıp denir. Fiiller bu kalıplara sokulabilir. Örnek, istefale kalıbına ketebeyi sok bakalım. Nasıl yapacaksın? İstektebe. Ketebe. İstektebe. Tektebe harece yap. İstehrace. Tefaale. Ketebe yap. Tekatebe. Gibi yani fiilleri uyarlayabilmeniz istenir. Örnek. Ketebe fiili aşağıdaki şıklardan hangisinde istifal kalıbına aktarılmıştır? Veya işte mezit kalıplardandır. Gibi bir soru geldiğinde bunu uygulayabilmemiz beklenir. Veya ketebenin, işte örnek veriyorum, ketebenin tefaul meçhul mazi yazılışı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır? Bunları bulabilmeniz istenir. Mezit meçhul fiil çekimi bakımından malum yapıdan farklı değildir. U'tu ile fiil örneğinde bunu görebilirsiniz demiş. U'tu ile. U'ti, u'tu ile.
Hornetu gilu şeklinde çekim devam etmiştir. Gayb kalıplar, gaybe kalıplar, muhatap, muhataba kalıpları, mütekellim kalıplar, yukarıdan aşağıya tekil, ikil ve çoğul kalıpları görmekteyiz. İftale kalıbına dair meçhul çekim örneğini yukarıda gördünüz. Şimdi diğer kalıpların meçhul formlarını örneklerle inceleyelim. E'adde hazırlandı, u'idde hazırlandı, hazırladı, hazırlandı. E'adde, u'idde. Bu hangi babtandır yani? E'adde, u'idde. Bu ef'ale kalıbındandır. Yani ifal babındandır da diyebiliriz. Adde, e'adde de e'adde olmuştur. Hangi kalıpmış? Ef'ale kalıbına örnekle baktığımda tutmuyor. Yani ilk harf feta, ikincisi cizim değil. Evet, muzaaf fiillerde bu tür farklılıklar olabiliyor. İstekbele, ustukbile, bayağa, buya, nada, nu diye. Bu şu an işlenen mezit fiiller malum olsun, meçhul olsun bunları bir önceki müfredata göre çok geniş ele almıştım. Bu yüzden önceki müfredat anlatım videolarına bakmanızı ilk defa dikkat ettiyseniz öneriyorum. Yani daha önceki videolarda, önceki videolarıma da bakın dememiştim. Ama bu defa deme ihtiyacı hissettim. Çünkü kitap bence en azından henüz yeterince açık gidemedi. Belki aşağıdaki sayfalarda daha geniş anlatmış da olabilir. Göreceğiz. Teveffa tuvfiye. Teveffa teveffeye. Tefaale'ye. Tefaale kalıbındandır. Nakıs ve lefif fiillerden türetilen mezit fiiller mazi meçhul forma uyarlandığında sondaki illeti harf aslen ister var ister ya olsun daima ye olarak görünür. Örnek istedaa aslında neydi bunun? Daa ve daa üç harflidir. İstedaa olmuştur. Üstudiye. Mezit fiillerde muzari meçhulünü ele alalım demiş. Ef'ale yuf'ilu yuf'alu. Ef'ale mazidir, malumdur. Yuf'ilu muzari'nin malumu. Yuf'alu meşhuru. Demek ki şu siyah olanlar malumdur. Mazi, muzari. Kırmızı olarak yazılanlar ise arkadaşlar her biri meşhur. Zaten yukarıda yazılmış. Ef'ale yuf'ilu yuf'alu. Ne değişti? Yuf'ilu ile yuf'alu arasında. Sonuncu harfin bir sağı estire veya fetha yani değişen şey bu. Yufa'ilu, yufa'alu. Yine sonuncu harfin bir sağı fetha veya estire. Yufa'ilu, yufa'alu. Yine estire veya fetha durumu. Yani estireden fethaya dönüşüyor esasen. Yefta'ilu, yufta'alu. Bu defa bir fark daha oldu. Ne oldu? İlk harfte fetha iken ilk harf ötre. Sonun bir sağ estreyken artık fetha yani çift değişken oldu. Yetefa'alu, yutefa'alu. Yetefa'alu, yutefa'alu. Yestef'ilu, yustef'alu. Yani şu bir kesin sonuncu harfin bir sağ fetha olmak zorunda. Aynı zamanda ilk harfte ötre olmak zorunda ki biz ona meçhul diyebilirim. Konumuz sülasi mezit ama yani ketebe gibi, fetaha gibi, haraca gibi fiillerden bahsetmiyoruz. Sülasi mezit derken ne kastediliyor? Yani mazisi 3 harfli değil. Bakın burada mazi 4 harften oluşmuş. Burada da 4 harften. Yani şeddeyi kaldırırsam ne olur şeddeyi kaldırırsak? Faalen olacağı şey nedir? 2 tane ayin var değil mi? Telaffuz et. Faale. Faale. 2 tane ayin var yani. Aslında o nedir? Şöyle yazılır. Faale. Fe'ale. Ama ne yapmışlar? Bu kadar yer kaplayacağımıza, atıyorum 5-6 santim yer kaplayacağımıza şu aynalardan birini silelim. Diğerine şedde verelim. Böylece daha az yer kaplarız. Pratik bir yöntem olmuş olur demişler. Fe'ale olmuş. Yani şeddeyi açarsan, kaldırırsan ortadan şurada olduğu gibi iki tane ayın ortaya çıkar. Dolayısıyla fe'ale nedir? 4 harfli bir fiildir. Fe'ale yine 4 harfli. İftale 5 harfli olduğunu görüyoruz. Tefaale 5, tefaale 5. Ama istefaale 6 harfli bir fiildir. Zaten bir fiil en az 3, en fazla 6 harfli olabilir. Orijinali böyledir. Üzerinde oynamalar yapılarak bir fiil tek harfli de görebilirsin. Örnek. Ve ka fiili.
Çok kötü bir yazılış oldu. Tekrar yazalım. Vaka fiilimizi ele alalım. Vaka nedir? 3 harflidir, değil mi? Bu emir hazır ne gelir? Bi gelir. Tek harfli bir şeydir. Emir hazırdır. Ama aslı bi değildir. Üzerine işlemler yapılmıştır. Konumuz neydi? Konumuz şuradan aşağı yer alan her biri sülasi mezittir. Sülasi mezit ile sülasi mücerredi ayırt etme yöntemi onun mazisine bakılır. 3 harfli ise sülasi mücerred dersin ve önceki ünitede gördüğün şekilde meçhul yaparsın. Ancak mazisi 3 harften fazlaysa yani 4 olsun, 5 olsun, 6 olsun fark etmez. Her halükarda o nedir? Mezittir. Mezitlerin meçhulüne de bakarsan İlk harf ötre, sonuncu harfin bir sanlı fetha olarak meçhulleştiğini görmektesin. Evet. Durum bu. Şimdi örnekler verilmiş. Buradaki asıl amaç ne? Muzariye meçhul örnek vermek. Nazzame yunazzimu. Da'ame yuda'imu. Mazi, muzari, malum, meçhuller veriliyor yine sülasi mezitten. Sülasi 3 harfli demek ki mezit 3 harfliden 4'e, 5'e, 6'ya çıkartılmış manasına geliyor. Kendisine ilave yapılmış. Sülasi olduğu halde kendisine harf eklenerek 4, 5, 6 harfe çıkartılmış olan fiiller bu kastediliyor. Nazzame, yunazzimu, yunavvamu görüyorsunuz. Fethalandı, 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 fethalandı. Yani sonuncu harfin bir sağ daima fetha, ilk harfi daima ötesi olarak yer alıyor meçhulde. Tek tek hepsini okumama gerek yok. Yönetekalu, muzari, meçhul fiilinin çekimini yaparak birlikte görelim demiş. Bunlar önemli mi hocam? Bu çekimleri ezberleyelim mi? Esasen sülasi mücerret olsun, sülasi mezit olsun, malum, meçhul çekimleri, mazi, muzari ve devamında yani mastar, isim fail, isim ful, emri hazır, nehi hazır gibi her birinin çekimini bilmek gerekir. Bu ileride eli tam okuduğunuzda da yüksek lisansa giderseniz orada da farklı yerlerde de karşınıza çıkacaktır. Ama sınavı geçmek için ezber yapmalı mıyım bu fiildir çekimlerine? Şurada yer alan bu ünitede yer alan fiil çekimlerini ezberlemenize geçme açısından gerek yoktur. Nakıs fiilden elde edilen mezit fiillerin muzarileri edilgen yapıya çevirirken sondaki illeti harf daima bu fetha harekesine uygun illeti harf olan elif biçiminde gözükecektir. Buna da elif-i maksure deniliyor. Dea, istedaa, yestedai, yustedaa. Ne anlatıldı? Yani yestedai derken sondaki harfin noktalı olduğunu, ya olduğunu görüyorsun. Ama yustedaa derken elif olduğunu görüyorsun. Fark ne? Burada iki tane nokta var. Yakından biraz daha bakalım. Nokta var. Burada ise harf noktasız olarak yazılmıştır. Noktalı yazıldığı için ona ya noktasız yazıldığı için elif, noktalı yazıldığı için ya denir. Ersele dıflu er risalete. Çocuk mektubu gönderdi. Ursilet er risaletu. Mektup gönderildi. Malum meçhul yapmayı daha önceki ünitemizde görmüştük. Ersele fiil etrufun. Fail er risale mef'ul. Fail isim mef'ulü de failmiş gibi yaz. Ona da naib-i fail adı vereceğiz. Şiiri de meçhule çevir. Ersele ursilet oldu. Bir fark daha oldu. Ne oldu? Ersele müzekker iken ursilet müennestir. Neden? Çünkü ilk cümlede fail müzekkerdi. Bu yüzden fiil müzekker gelmişti. İkinci cümlemizde ise naib failimiz meçhuldür değil mi? Kapalı tayla bitmiştir. Bu yüzden fiilimizi de meçhul yazmamız, pardon, müennes yazmamız gerekti. Fail yani naib fail müennes olduğu için fiilimizi de müennes yazdık. Yani ursile yapıp bırakamadık. Ursilet yaptık. Müennes yaptık çünkü fail müennestir. Kapalı ta almıştır. Başka örnekler var. Malum meçhul çalışması. E'leme el muallimu ed dersi. Öğretmen dersi anlattı. U'lime ed dersi. Ders anlatıldı. Kim tarafından? İşte o belli değil. Artık başarılı bir öğrenci mi anlattı bunu? Müdür mü geldi yoksa öğretmen mi anlattı? Müfettiş gelip ben bir ders mi anlatayım dedi. Ne olduğu belli değil yani. Bir meçhullük söz konusu bilinmiyor. E'leme evvela u'lime şeklinde meçhule çevrildi. El muallimu faildi öylese silindi. El derse mef'uldü. İşte bu da naib fail olarak aşağıda kendine yer buldu. Fiil müennese çevrilmedi çünkü
müfullükten naib failliğe çevirdiğimiz kelime zaten müzekkerdir. Alece fiil, et-tabibu fail, el-merivva mef'ul. Nereden anlıyorsun hocam bunları? Faildir nitekim mef'ulluk alameti taşıyor. Ötre var. El-merivva mef'uldür çünkü mef'ullük alameti. Burada ne taşımış? Mensupluk alameti olarak fetha taşımış. Buradan anlayabilirsin. Alece ise fiildir. Fiilleri biliyoruz yani çalıştığımız için daha önceden biliyoruz. Şu an anlamaya varsa fiilleri fiil çekim çalışması yapa yapa anlayacaktır artık. Doktor hastayı tedavi etti diyor. Alece tedavi etti, muayene etti. Tabii bu doktor el merivu hastayı. Alece rulice meçhuldür. El merivu meful. Naib-i fail olarak kendisine yer buldu. İttehene el müsafiru es saika. İttehene itham etti. Suçladı. El müsafiru yolcu. Es saika şoförü. Artık kaza yapmışlar da belki. İttehene uttuhime es-sa'iku. Sa'ik, naib fail olarak, merfu olarak yazılıyor. Fail ise zaten silmiş. Kendisine ikinci cümlede, ikinci yapıda yer bulamamıştır. Şahide talibu et-tilfaze. Öğrenci televizyon izledi. Şahide izledi, et-talibu öğrenci. Şuhide et-tilfazu. İttehene uttihime diye meşhur yapılırken şahide şuhide diye yapılıyor. Alece rulice diye yapılıyor. Yani o met harfi adeta devam ediyor değil mi? Alece rulice. Elif vava dönüştü. Elif vava dönüşerek yine kendisine yer buldu. Diğerlerini de anladınız diye düşünüyorum. İstahdeme üstuhdime. Elhasube elhasubu. أعلمت المعلمة الحقيقة أعلمت الحقيقة عالجت الطبيبة المريضة مفعول عولجت المريضة عالج إلف مسار في olarak kendine yer buldu meşhurlukta. İttehemet el mümerribatu es saigate uttuhimet es saigatu meşhur fiil naib-i fail. Şahedet Leyla el mübarate şuhidet el mübaratu şuhidet izlendi. Ne izlendi? El mübaratu maç. Kim tarafından? O belli değil. Birisi tarafından izlendi. Şahede elif met harfi şuhide met harfi olan vava dönüştü. İstahdemet et talibatu es sabburate ev vekiyete kız öğrenciler akıllı tahtayı kullandı. İstuhdimet kullanıldı. Es-sabura ez-zekiye. Akıllı tahta kullanıldı. Kim tarafından? Belli değil ki fiil meçhul. Belki öğretmen kullandı. Belli değil. Buralarda ne gördük? Malum fiilleri ve meçhul hallerini görmüş olduk. Şimdi devam ediyor. Diyor ki alece tabibu el-meriyubata. Ulicet el-meriyubatu. Şimdi iki işlem yapıldı. Neden? 1. Malum fiil meçhule çevrildi. Evet. 2. Faili sildiğimizde mef'ulden naib-i fail yapacaktık. Mef'ulümüz naib-i fail olarak kullanacağımız mef'ulün müennes olduğunu görüyoruz. Bu yüzden fiilimizi meçhul yapmak yetmedi. Aynı zamanda müennese çevirmemiz de gerekti. Bu yüzden ulice değil de ulicet. Met harfi olan elifin vava dönüştüğünü yine gördük. Şahidet et-talibetu et-tilfaze. Şahidet malum bir fiildir. Müennestir. Niye müennes? Çünkü faili müennes. Et-tilfaz mef'uldür. Mef'ul müzekker olduğunu görüyorum. Meçhul fiil yapacağız şimdi. Şahidet şuhide oldu. Bak şuhidet olmadı. Burada rulicet müennestir. Burada şuhidet olmadı ama. Şuhide müzekker yazıldı. Neden? Çünkü naib failimiz müzekkerdir. Yukarıdan naib-i fail olarak getirdiğimiz kelime müzekker, müennes değil. Yukarıda niye şahedet idi? Çünkü bunun faili müennes idi. Ama şu bilenin faili müennes değil, müzekker. O yüzden fiil de müzekkere dönüştü. Yani fiil, failin cinsiyetine uyar. Fail müzekkerse fiil de müzekker. Müennes ise fiil de müennes. Bu naib-i fail için de geçerli. Naib-i fail şurada olduğu gibi müennes olursa fiil de müennes olur. Veya burada olduğu gibi naib-i fail müzekkerse fiil de müzekker oluyor. Bu da önemli bir konu.
sorulur yani. Mesela diyebilir ki soruda şahidet et talibet et tilfaze cümlesinin meçhul yapısı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sen gidip şuhid et tilfazı seçmen lazım. Şuhidet et tilfaz seçersen olmadı. Et tilfaze, et tilfazu. Yani bunun hareketi de çok önemli. Naib-i fail merfu yazılması gerektiği çok önemli. Mezzegat et talibetu el kitabı. Kız öğrenci kitabı parçaladı. Muzzikat el kitabı. Bak mezzekat müzekker midir? Müennestir mi? Çünkü faili müennes. Talibetu müennestir. Kapalı tamdır. Peki muzdiga nedir? Müzekkerdir. Niye? Çünkü naib fail müzekkerdir. Çünkü mef'ule bakarsan mef'ul müzekkerdi. Olduğu gibi aktarılıyor. Sadece i'rabı değişiyor. Kitabe, kitabu oluyor. İstahdeme es-sâiku el-ğurfete. Şoför odayı kullandı. Üstuhdimet el-ğurfete. O da kullanıldı. Yani kim tarafından? Şoför mü? Öğrenci mi? Öğretmen mi? Şu mu? Bu mu? Belli değil. İktebafe el-veledü el-ezhâra. Okuttu difet erezhar çiçekler toplandı koparıldı. Okuttu difet erezhar yukarıdaki cümlede meçhul fiil sizce neden dişil olmuştur? Gayr-ı akıl düzensiz çoğullara meçhul kabul edildiği Kur'an'ı unutmayınız. Evet. Şimdi deminden beri ne anlatıyoruz? Fiil hem faile hem de naib-i faile cinsiyet yönünden uymalıdır dedik. İktebafe müzekkerdir. Niye? El-veledü faili müzekker olduğu için. Peki okuttu bir fethi neden müennes geldi? El-ezhar müennes mi? Evet müennes sayılır. Çünkü gayr-ı akıl bir cemidir. Gayr-ı akıl yani insan değil bu. İnsan olmadığı için kendisi akılsız bir varlıktır. Gayr-ı akıl akılsız bir varlık demek. Çiçekler manasına geliyor. Çiçeklerde akıl, zeka, beyin, düşünce var mı? Yok. Öyleyse gayri akıl. Yani akılsız bir varlıktır bu ve cemidir. Tamam. Ne olmuş? Akıl taşımayan bir varlığın cemisi bir kelime, böyle bir kelime görürsen onu müennes sayacaksın. Dil yönünden. İşte müennes saydım. Bu yüzden fiilde müennes yazdım diyor kitap. Buraya kadarki örnek cümlelerde kullandığımız mezit fiiller hep mazi formdaydı. Biraz da muzari kullanalım diyorlar. Yu'alicu et-tabibu. Yu'alicu tedavi ediyor et-tabibu. Doktor el-merva hastayı fil-müsteşfa hastanede. Hastaları tedavi ediyor, muayene ediyor. Yu'alicu. El-merva fil-müsteşfa. Ne oldu? Yalnızca faili silip mef'ul burada naib-i fail olarak kullanıldı. Et-tabib faildi. Sildik. Gerisini olduğu gibi aktardık yani. El-merva fil-müsteşfa olduğu gibi aşağı indirdik. Meçhul yapı oldu. Tabi yu'alicu, yu'alicu olduğunu unutmayın. El-merva aslında el-mervayu. Bu fail, naib-i faildir, merfudur yani. Raf alameti gizli de olsa kendisi merfudur. Kendisinde gizli bir ötre vardır diye açık olsun. Yukrimu mazisi neydi? Ekrame. Muzari yukrimu. El-etraku ev-ziyufe. Türkler misafirler ikram eder. Yukramu ev-ziyufu. Türkiye'nin el-etrak sildik. El-duyufu merfu yaptık. Yukrimu yukramu yaptık. Ra'yı fethaladık bitti. Yuligu er-raculu en-nevafize bil-leyli. Adam gece pencereleri kapatıyor. Tulegu kapatılır. En-nevafizu pencereler bil-leyli geceliğin gece vaktinde. Kapatılır. Kim tarafından? Belli değil. Az önce kimin kapattığı belliydi. Testeciru et-tabibetu şakkaten tüsteceru meçhul yapıldı. Farklılıkları işaretliyorum. Şakkatun şakkaten şakkatun et-tabibe gitti zaten. Yunazzifu tunazzafu el-ustaniyyu el-hadiga el-hadigatu kulle rabi'in. El-hadigate, el-hadigatu olarak gelmiştir. Mef'ulken, naib-i failliğe dönüştü. Malum yapıdaki fail ise silindi gitti.
Tuşahedu el-Flam min Gıbeli'l-Lejneti. Her tarafından filmler izlendi. Şimdi onu bir inceleyelim diyor. İrad yapalım. Tuşahedu mezit fiildir. Üçüncü tekil dişi muzari edilgen. Tuşahedu ile bilgiler. El-Flam ise naib-i fail. Merfu rafelâmeti ötredir. Gerisi konumuz dışında zaten. Her bir açıklaması yazıldığı için oraları geçtim. Şu iki ayet incelememiz isteniyor kitap tarafından. Vellezî yuseyyiru, seyyara yuseyyiru, malum bir fiil. Filber vel bahri hatta idâ kuntum fil fulki ve cereyne bihim bi rihin dâcibetin ve ferihû feriha feriha ferihû. Bu da malum yine meçhul değil. Câet rihun âsifun. Başka meçhul var mı? Şurada var. Ve zannû ennehum uhîda, ehâda uhîda. Meçhul mazidir. Başka da burada yoktur. Geri kalan her biri varsa da malum yani meçhul değil. Ve izâ huyyitum. Huyyi kelimesi meçhuldür. Hayyu ise onun malumudur. Hayyu bi ehsene minha evruddu radde rudde. Meçhuldür. Başka da yoktur. Böylece Yunus 22, Nisa 86 numaralı ayetlere bakmış olduk. Harfi C ile kullanılan bazı fiiller demiş. Sümmiye bi ile isimlendirildi. Di diye adlandırıldı. Hel ta'rifu biliyor musun? Limada niye sümmiye isimlendirildi? Bahrul meyyit bihadel isim. Ölü denizin niçin bu adla isimlendirildiğini biliyor musun? Yani burada manadan öte sümmiye bi, sümmiye kelimesinden sonra bi geliyor. Semma sümmiye, sümmiye meçhul mazidir bu arada. Sümmiye fa'ale fu'ile kalıbında. Sümmiye bahrul meyyiti bihada. Ardına ne gelmiş? Ba harfi cerri gelmiş sümmiyeden sonra. Araya bir iki kelime girmiş olsa da ba harfi cerri yine de kullanılmıştır. Mahiye es-süver elleti sümmiyet bi ismi vaktin min el-evkati. Ma nedir hiye o ki es-süver, es-süveru, o sureler nelerdir? Suratun müfred süver cemidir. Elleti o sureler ki sümmiyet adlandırılmış hiye o sureler gizli bir zamir var. Bi ismi vaktin min el evkati. Vakitlerden bir vakit adıyla isimlendirilen sure nedir? Suratul Fahri, pardon, Suratul Fecri ve Suratul Duha ve Suratul Asr ve Suratul Leyl. Ya Üstaz demiş. Fecr suresi, Duha suresi, Asr suresi ve Leyl suresidir öğretmenim diyor. Sümmiye yine görüyoruz. Ardından bi ismin yani ba değil bu. Bi ismin. Yine sümmiyeden sonra ba harfi cerrinin geldiğini görüyoruz. Ba dediğine bakma. Bi diye okunuyor. Yusemma bunun muzaresi. Yusemma el hulefâ'u el erba'atu ba'da rasûli sallallahu aleyhi ve sellem dil hulefâ'i er raşidîne. Yusemma bi. Hazreti Peygamber'den sonraki dört halife Hulefai Raşidin diye adlandırılır diye isimlendirilir. Müsemma meçhul muzari. Bime yusemma el Farabi Farabi evet doğru okudum. Fil alemin İslami Farabi İslam dünyasında ne diye adlandırılır? Müsemma adlandırılır. El Farabi, Farabi, fil alemi İslami, İslam aleminde bir muallim İslami, ikinci muallim, ikinci öğretmen. Birincisi kim? Birincisi olsa olsa Aristo olarak düşünülmüş olabilir. Yukarıdaki diyalogta bulunan soru ifadesi bime'nin aslı bima'dır. Ancak ma soru edatı bir harficerle bitiştiği zaman elif harfi düşürülür. Yani bi artı ma yan yana gelirse bime diye yazılır. Şuradaki elif silinir. Ala artı ma yan yana gelirse ne olur? Ala ne olur? İla artı ma olursa ila me olur. Min artı ma gelirse mimme
An artıma gelirse amme, amme yetesairun. Fi artıma fime olur. Yani bazı harfler düşer. Hangi harfler? Elifler düşüyormuş. Selleme ala, birine selam verdi, birine selam söyledi. Sellemeden sonra ala harfi cerri gelir demek istiyor. Yani عندما نرى زميلا لنا في الشارع نسلم عليه نسلم'den sonra nokta 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 noktalı yere hangi harfi cer gelir? Soru çıkar mesela. A şıkkı ala, B şıkkı fi, C şıkkı falanca harfi cer diye devam edebilir. Siz sellemeden sonra ala'nın geldiğini bilmelisiniz. Yani hangi fiilden sonra hangi harf geleceğini ezberleyin sınava girmeden diyorum. Sellimi ala validiki ya nebile. Babana selam söyle nebile diyor. Selleme, sellimi. Ardından ala gelmiş. Sellim ala. Kame bi. Bir şey yaptı, etti, gerçekleştirdi. Kame bi. Araplar anlatımı çeşitlendirmek amacıyla bazen bu yapıyı kullanırlar. Herhangi bir fiili mazi veya muzari ya da emir formunda kullanarak eylemi ifade etmeleri mümkünken bazen böyle yapmayıp o fiilin mastarını kâme bi kalıbıyla kullanarak aynı anlamı ifade ederler. Reisul camiati zâra külliyete el-ulûmi el-islamiyeti fil-Kuveyt. Üniversitenin rektörü Kuveyt'teki İslami İlimler Fakültesini ziyaret etti. Kâme bi. Var mı? Ben göremedim. Burada yok. Ama şimdi gelecek o. Reisul camiati kâme. Zara ziyaret etti diyerek devam edebilirdi. Onu diyor. Böyle de diyebilir. Kamera diyebilir. Kame bi ziyareti külliyetin ulumil islamiyeti fil Kuveyt'i. Ziyaret etti. Yani ziyaret etti. Ziyareti gerçekleştirdi. Kame bi ardından daha tecerri gelmesi bizim için önemli. Valideti tunazzifu'l beyte. Annem evi temizliyor. Valideti tekumu bi tenzifil beyti. Ne yaptı? Burada tekumu yani kame'yi kullandı. Kame ve türevleri şurada kame yazıyor oluş illa gidip kame'yi aramamız gerektirmez. Kame mazisi veya mastarı. Bunun muzaresi de gelebilir. Yegumu, tekumu, egumu. Farklı kalıplar, çekimler halinde gelebilir. Burada tegumu gelmiştir. Hala'a Hüseyin'un hidâ'ehu indel bâbi kâble duhûlil mescidi. Kâme Hüseyin'un. Burada mazi olarak gelmiş. Kâme Hüseyin'un. Sa'ed tuttullâbe fî i'dâdi vâcibâtihim veya gumtu. Yani kısacası gumtu bi. Kâme ve türevlerinden sonra B harfi cerri gelir. Uzdurra ile bir şey yapmaya mecbur kaldı. Meçhul kullanılmıştır zaten. Uzdurra il barra uzdurra meçhuldür. Ardından ila harfi cerri gelir. Hani şuralar çalışma çok da gerek yok. Tek okuma okuyor oluşuma da bakmayın. Siz şey hangi fiilden sonra hangi harfi cerrin geleceğini bilerek devam edin yeterli. Uzdurra el merivu ila uzdurirtu ila uzdurrat ümmi ila yani ila harfi cerri fiili hemen peşinde gelmek zorunda bir araya kelimeler girebilir. Sonuçta ama gelecektir. Aynen bir gözü ki fiha oradadır. Tüsemma adlandırılır. Selsebila selsebil diye adlandırılır. Burada tüsemma fiilinin meçhul olarak kullanılması gösterilmiş. Bu istenmiş olsa gerek. İrbit bil buhus araştırmalarla ilişkilendir demiştir. İmam Zemahşeri'den bahsediyor burada. İrbit ilişkilendir bil buhusi bahsun buhus. Buhus cimi bir kelime. Araştırmalar ile burada ba harfi cerime görüyorsunuz. Bil buhusi. Carullah ez-Zemahşeriyyu. Carullah Zemahşeri konumuz bir alim. Bir alimin hayatına kısaca değinecek. El İmamu Ez-Zemahşeriyyu. İmam Zemahşeri kimdir, nedir?
Min ebrazi ulema tefsiri. Tefsir alimlerinden en barizlerinden birisidir. En bariz de ne demek? Yani en önemli tefsir alimlerinden birisidir. Ve kâne fakîhen. Ve kâne hüve. Gizli zamir hüve var burada. Kâne hüve o zemahşeri, o imam zemahşeri idi. Neydi? Fakîhen. Fakih. Fakih. Bir fıkıh alimiydi. Ve muhadditen ve bir hadis alimi. Ve müfessiren ve bir tefsir alimi. Ve şairan ve bir şair idi. Yani dil bilginiydi. İsmuhu onun gerçek ismi nedir? Mahmud ibn Ömer. Mahmud bin Ömer'dir gerçek ismi. Künyetuhu künyesi ise Ebul Kasım. Ebul Kasım'dır. Lakabı ise Carullah'tır. Vuri'de doğduğu kim? Mahmud Ebul Kasım. Mahmud Ebul Kasım yani İmam Zemahşeri doğdu. Fi usrati Türkiye'tin. Fi usratin Türkiye'tin. Bir Türk ailesinde doğdu. Bir Zemahşer. Zemahşer'de. Zemahşer'de neresi? Zemahşeri, İmam Zemahşeri Selçuklu sultanlarından Melikşah devrinde Harezm kasabasında Zemahşer bölgesinde, örnek köyünde, mahallesinde doğmuştur. İhta kura Harezm. Yani Harezmi köylerinden birinde. Harezmi'nin köylerinden bir tanesinde. Zemahşer bölgesinde. Artık cadde, sokak yoktu belki o zamanlar ama o bölgede diyelim, o mahallede doğdu. Ne zaman? Fi 27 Recep. 27 Recep'te doğdu. Sene Hicri olarak, buradaki he Hicri demek. Hicri olarak 460 yılında Recep ayının 27'sinde Harezmi köylerinden birinde Zemahşer'de. Yani Harezmi köylerinden biri olan Zemahşer'de bir Türk ailesinde Mahmud Ebul Kasım doğdu. Geri geri mana verdik. Ve neşe fiha ve orada büyüdü. Ve derase ders gördü, ders aldı. Ala meşahiri ulemai beledihi. El fıkha, el hadise, el kelame, el tefsire de devam edecek ama şöyle bir mana verelim. Derse ders aldı. Ala meşahiri ulemai beledihi. Kendi beldesinin meşhur alimlerinden dersler almıştır. Ne dersi almış mesela? El fıkhe, fıkıh dersi aldı. El hadise, hadis dersi aldı. El kelame, kelam dersi aldı. Ve et tefsira, ve tefsir dersi aldı. Ve gayraha, ve bu saydıklarımızdan başka dersler de almıştır. Örnek, usul dersleri almıştır. Min ulumi şer'iyyeti. Bunların dışında şer'i ilimlerden de almıştır. İşte örnek usulü fıkıh. Ve ulumi arabiyyeti ve Arap ilimleri almıştır. Örnek lügat olsun. Ve rahale ila Buhara. Buhara'ya yolculuk etti. Gitti. Niye? Bale'den öğrenmek için. Lil mezidi minel ilmi. Daha fazla ilim öğrenmek için gitti. Ve fi tarihihi bu yolculuk esnasında Buhara'ya doğru giderken sekata düştü. Min dabbeti bineğinden artık deveyle mi atlama neyle gidiyorsa ondan aşağıya düştü. Nasıl bir düşüş olduysa artık fe ardından inkesarat kırıldı. Çok feci düşmüş. Saguhu bacağı kırıldı. Ve durra aslında ve uzdurra yani şuradaki hemzede ötre var. Vav'dan geçiş yapacağımız için hemzeyi okumuyoruz. Hemzeyi vasıl. Levdurra yani meçhul bir fiildir. Konumuz olan bir fiildir. Levdurra zorunda kaldı. İla betriha o bacağını ayağını kesmek zorunda kaldı. Ve tehade edindi sağan bir bacak edindi min haşil odundan.
bir takma ayak kullandı. Ve erade istedi istikmale tahsilihil ilmi. İlmi tahsilini istikmal, yani tamamlamak istedi. Terahale ardından gitti ila Horasan ve İsfahan ve Bağdat. Bağdat'a, İsfahan'a ve Horasan'a yolculuk etti. İlim için. Ve safara ve gitti ila Mekke'te. Mekke'ye gitti. Ve Aşe yaşadı. Bir civaril Kabe'ti. Kabe'nin civarında yaşadı. Fellukkibe lakap takıldı kendisine. Ne diye? Bir carillah. Carullah diye kendisine lakap takıldı. Ve kânet idi hayatuhu, onun hayatı idi, müvezzaten geçmiş idi, beyne talebin ilmi, ilim talep etmek ile, vel ekral vel ikra'i, okumak, okutmak ile, ve te'lifi ve yazmak ile. Buraya tekrar alalım. Ve kânet hayatuhu, onun hayatı idi, müvezzaten geçmişti, beyne talebin ilmi, ilim talep etmek ile, ve ikra'i ilim okumak ve te'lifi ve yazmak arasında onun hayatı geçmişti. Yani onun hayatı kitap yazmak, okumak ve ilim tahsil etmek arasında hayatı geçti bitti. Gayra şu kadar var ki ennelledi, gayra ennelledi şu kadar var ki eza'a şuhratu şuhratehu, eza'a yayıldı şuhratehu, onun şöhreti yayıldı böylece. Hallede ölümsüzleştirdi zikrahu, onun şanını. Hüve işte o şey nedir yani? Musannefatuhu, onun kitaplarıdır, yazdığı eserlerdir. Onun şanını ölümsüzleştiren. Yani şu an neden biz ondan bahsediyoruz? Çünkü çok önemli bir yazar. Fakat belaga şüphesiz ki ulaştığı intacuhul ilmiyyu, intac eserler demek. İlmi eserleri ulaştığı nahve hamsine, 50 kadar müellefen, 50 kadar kitaba ulaştı. Yani 50 civarında yazılmış kitabı vardır. Fil ulumi diniyeti, din alanında, ve lugaviyeti, dil alanında, ve nahviyeti, en nahiv alanında, dil bilgisi. Ve edebiyeti ve edep konusunda, yani edebi sanatlar diyelim. Ve gayriha ve bunlardan başka da kitapları vardır. Ve tefsiruhu ve onun tefsiri el müsemma adlandırılır. El keşşaf, keşşaf diye adlandırılır. Bazı yerde Zemahşeri şöyle dedi, yazmaz bile, ne yazar? Keşşaf sahibi şöyle dedi derler. Yani diyebiliriz ki bu Keşşaf adlı eser yazarından daha meşhurdur. Min ehemmi musannefatihi. Keşşaf nedir? Min ehemmi musannefatihi, onun en önemli eserlerinden birisidir. Hatta en önemli eseridir diyebiliriz. Tareke bıraktığı hüve o Zemahşeri veya kitap, bakalım neden bahsedecek. Saden vasi'an, geniş bir ses bıraktı. Sahatil ilmiyet, ilim sahasında geniş bir yankı uyandırdı. Ne? Bu kitap. Kitaptan bahsediyoruz. Ve i'tena, itina gösterdi, önem gösterdi. Eddarisune bihi, onu öğrencilik yapanlar, onu okuyanlar, ondan ders görenler. Şerhan, şerh yapmaya. Ve ihtisaran, ihtisar etme. İhtisar, özetlemek demek. Ve telhisan, ve özetine de dikkat gösterdiler. Yani bir tanesinde kitabı özetlemek, diğerinde yapılmış olan özetlere önem göstermek diyebiliriz. Hem şerh etmeye, onu yorumlamaya, genişletmeye özen gösterdiler. Hem de yazılmış olan eseri genişletmeyi bırak, olduğu gibi ele almayı da bırak, onu özetlemeye de önem gösterdiler. Ve özetine de önem gösterdiler. Ve tuvfiye, vefat etti, ruhunu teslim etti. Rahimehu Allahu, Allah ona rahmet etsin. Leylete Arafete, Arafe gecesi. Fi 9 Zilhicce, 9 Zilhicce'de vefat etmiş. Sene Hicri olarak 538, miladi olarak 1144.
Cürcaniye'te Harezmi diyor. Hani Harezmi'nin Cürcaniye bölgesinde şu yılda vefat etmiştir. Arapçada kalıp ifadeler. Yurva enne yuhka enne. Rivayet edilir ki, anlatılır ki, anlatıldığına göre şöyleymiş. Yurva ennel hamsâ'e şairatun meşhuratun min fetrati sadril İslam. Hamsa'nın sadr-ı İslam döneminin ünlü bir kadın şairi olduğu rivayet edilir. Yurva enne. Yurva'dan sonra yani enne gelecek bu. Önemli bir bilgi. Mesela yurva nokta nokta nokta. A şıkkı enne, B şıkkı inne, C şıkkı şu, D şıkkı farklı bir kelime. Ne yapacağız? Enne gelecek. Enne'den sonra gelecek kelimenin de mensup olması gerektiğini unutmayın. Hamsa en, feta ile mensup. Yurva enne. Enne gelecek. Yine ehade ardından gelen kelime mensuptur. Rivayet edilir ki anlatıldığına göre şöyle şöyledir. Enne ehadel muluki ra'a hulman fi menamihi. Yurva ennehu kâne yakussu kıssaten hazineten. Yuhka enne raculan. Mensup yine görüyorsunuz enneden sonra geldiği için. Ganiyen kâne ya'işu fi ihdel kura. Yuhka enne sülahfâten kânet ta'zifu alennâyi. Nay gibi dursa da ney yani halen ney diyebilirsiniz. Çünkü neyden bahsedilmiş? Geçtik. Etura acaba Etura keyfel cevru gaden? Acaba yarın hava nasıldır ki? Nasıl olacak ki? Etura Etura ez zamanu. Etura'dan sonra gelen kelime merfu konumunda. Keyfe zaten her zaman keyfe yazılır yani. Keyfu, keyfi yazılmaz. Bu yüzden fetha edilmiş. Etura'dan sonra kelimenin merfu geldiğini unutmayalım biz. Yesurruna, zaman bizi sevindirir mi dersiniz? Ne dersiniz? Aslında Etura yani sen ne dersin demektir. Senin görüşün ne? Zaten nasıldır ki diye karşıdakine soruyor. Acaba Eturahine görebilir misin ki? Ayneyden sonra onu kullanmış. Etura hine efkahu ayneyke. Etura acaba yani ne dersin? Hine efkahu oyduğum esnada ayneyke senin gözlerini yani oymuş olsam. Sınır sonra üfebbitu mekanehuma. Sonra yerleştirsem onları. Cevherateyni. Diğerlerin iki mücevher yerleştirsem. Hel tera ne dersin? Görebilir misin ki? Min ecli hatiri. Nen hatırı için. Hel minel mümkini et tahfivi fil esari. Fiyatlarda indirim mümkün müdür diyor. Ha evet. Min ecli hatiri kul. Sizin hatırınız için. Yumkinu mümkündür. Et-tahfiz minel es'ari fiyatlarda indirim yapmak mümkündür. Sizin hatırınız için diyor. İnandınız mı? İnanmayın. Hep öyle derler. Min ecli hatiri irci'i ila beytiki hadel mesai min fevlike veya ki hatırım için bu akşam evine dön lütfen demiş. Min fadli ki yani müennes okumalıyız çünkü her taraf müennes olarak gitmiş zaten. İrci'i müennes değil mi? Bir bayana yönelik. Beyti ki bayana yönelik. Geçtik. Yine bir okuma parçasıyla karşı karşıyayız. Kıraatun adatun adetler fil müctemai et-Türkiye Türk toplumunda adetler. Eş-şe'bu halk demek. Eş-şe'bu Türkiyyu Türk halkı. Yu'teberu kabul edilir. Şe'ben bir halk. Bir millet öyle halk ki. Latifen latif bir halk.
Latif, zarif demektir ve mivayafen ve mivayaf olarak yani misafirperver olarak kabul edilir. Öyle bilinir. Yu'teberu kabul edilir, bilinir. Öyle bilinmiş, tanınmıştır. İ'tebara, ya'tebiru, yu'teberu. Bu da meçhul bir muzari fiildir. Yuhibbu, sever. Kim seviyor? Hüve, o Türkler. Türk halkı sever. Ev-duyufe, misafirleri. Vel-ecanibe, ve yabancıları. Ve yehterimu, ve hürmet eder. Hüve, Türk halkı, Türkler. Hum, onlara. Yani misafirlere, yabancılara. Hatta fi tarikatil hitab. Hatta bu ihtiramı, önemi, saygıyı hitap yolunda bile görebilirsiniz. Hitap noktasında da bu vardır. Hitap şekilleriyle bile hürmet etmektedirler. Fe yükellimu, konuşur. Hüve, o Türkler, Türk halkı. El-gurabâe, kurabâ ile. Kurabâ, yabancılar demek. Yabancılara karşı konuşurlar. Vel-kibâra, ve yaşlılara karşı. Bil-umri, bi-tarîgatin, resmiyetin. Tarîgatin, resmiyetin, resmi bir yol ile, resmi bir dil ile onlara karşı konuşurlar. Niye? Li-izhâril ihtirâmin. Saygı göstermek için, saygı olsun diye. Min hilali istihdami sigatil cem'i fil kelami. Konuşmada, kelamda, cümlelerde. Sigatil cem'i, yani çoğul kalıp. İstihdam, min hilali istihdam. Onlara karşı cem'i kalıbı kullanırlar. Ne yerine? Bedelen min sigatil müfredi. Müfred sıga, müfred kalıp yerine. Yani tekil şahsiye ne çoğul şahısmış şeklinde konuşurlar. Efendim hoş geldiler, hoş geldiniz sizler şeklinde. Galiben çoğu defa ma yegumu kullanır el-Etrak Türkler bir ibafet el-kabin. Lakaplar kullanırlar. Misle efendim, ev, yani efendim lakabı gibi lakaplar kullanırlar, eklerler, izafe eklemek demek. El-Etrak Türkler bir ibafet el-kabil lakaplar eklemek suretiyle yaparlar bunu. Misle efendim demek gibi ev veyahut da bey demek gibi hani beyefendi gibi veya efendim hoş geldiniz ev veya da abi veya abi kelimesini kullanırlar. Bir racülü erkek için el-garibi. Kime karşı? Bir racülü garip. Evil kibir, kibir büyük erkekler için veya da yabancı erkekler için. Yani tanımadıkları kişilere de, yaşlı kişilere de abi derler, efendim derler, beyefendi falan derler. Ve eble, abla kelimesini kullanırlar. Eble nedir? E yani el uhtul kebira, büyük kız demektir. Ev veya da hanım kelimesi kullanılır lil mer'et, kadın için. Kadınlar için hanım kelimesi veya abla kelimesi kullanır. Ve bil mukabili buna karşılık innehum onlar da yuhibbune severler. İsterler en yekûme yapmasını evvayfı misafirin evvel eşşahsul garibu yabancı kişinin bi mukhâbâbetihim muhataplarına karşı bi üslûbin laikin laik bir üslup kullanmalarını severler, isterler. فَلَا يُحَبَّذُ Sevmezler, hoşlanmazlar. اَنْ يَقُومَ yapmasını el-garibu yabancının bir muhatabete kibarisinni kibarisin yaşlıca büyük olan, yaşı büyük olana muhatap noktasında bir sıygatil müfret sıygası kullanmalarından hoşlanmazlar. Kendilerinden yaşlı kişilere kibarisin yaşlı kişi demek. Bir muhatabete kibarisinni yaşı büyük olana hitap noktasında yabancı kişinin yapmasından hoşlanmazlar. Ne yapmasından hoşlanmazlar? Bir sıygatil müfret, tekil kalıp kullanmasından. Vel aksine ne isterler? Bir sıygatil cem'i, cem'i kalıp yani çoğul kalıp kullanmalarını isterler. Niye? Ke delalet olsun diye ala izharil ihtiramillahum o kişilere karşı
bir saygı gösterisi, saygı göstergesi olması için, ona delalet etmesi için böyle isterler. Ve şayet kaddeme sunarsa, takdim ederse ahadul etraki, Türklerden birisi daveten, bir davete çağırırsa, li vayfi, misafirine, li tenavuli ta'ami, yemek için dışarı çağırırlarsa, fil harici, dışarıya çağırırlarsa, davet ederlerse mesela, işte bu durumda yecbu, gerekir, ala vayfi, misafire ne gerekir? En la yedfa'a el hisabe, hesabı ödememesi gerekir. Misafirin hesabı ödememesi beklenmektedir. Fel muzifu, ev sahibi diyelim artık, yani Türk. Hiro, men, o kimsedir ki yetekellefu bid def'i, ödemeyi kabullenecektir. Üstlenmiştir. Ödemeyi üstlenir. Ve şayet kâne dâlike sebeben li ihraci vayfi. İnşal kâne olursa, dâlike bu durum sebeben sebep olursa, li ihraci vayfi, misafirin sıkılmasına, bir sıkıntı duymasına bu durum sebep olursa, yani Türk'ün ev sahibinin yabancıya karşı ödemeyi kabul etmesi yabancıyı sıkıyorsa, hoşuna gitmiyorsa, ve bu durumda aleyhi, o yabancı kişiye de gerekir en yed'uve, davet etmesi, el muzite, ev sahibini, Türk'ü, lil hurucu, dışarıya davet etmesini, fi vaktin lahikin, lahik bir vakitte, daha sonra, yani fi vaktin lahikin, daha sonra demek. Nasıl ki onu davet etti Türk ev sahibi de, diyelim bir yere davet etti. Ahadül etrak, değil mi? Türklerden birisi onu yemeğe davet etti dışarıya ve hesabı ödedi. Bu durum o kişiyi sıktıysa, niye sen hesabı tek ödedin gibi canına sıktıysa, ne yapması gerekiyormuş o kişinin? O kişinin de Türklerden birini, yani artık kendisini kim davet ettiyse, onu dışarıya yemeğe davet ederek bu sıkıntısını atlatması gerekir. Hesabı ödemeye kalkmamalıdır, diyor. Halu'l hizai inde babil menzili. Hala çıkarmak demek. El hida, ayakkabı. İnde, dı esnasında. O noktada, yani bab kabı, el menzile. Evin kapısının yanında. Evin kapısının yanında, ev kapısı eşiğinde ayakkabıyı çıkarmak. Böyle bir alt başlık var. Yettasifu, vasıflanır. Tanınır yine, bilinir. Eşşe'bu Türkiye, Türk halkı, bi hubbihi şedidi linnevâ, dedi. Temizliği şiddetli, yani çok sevdiği, temizliğe çok önem vermesiyle bilinir. Türk halkı temizliğe çok dikkat etmesiyle bilinmektedir. Ve minel adati, adetlerdendir. Öyle adetler ki bunlar. El murtebidati, irtibatlı bir der ki bununla. Bununla irtibatlı adetlerden bir tanesi de şudur, diyor. Yani temizlikle alakalı, temizlikle ilişkili adetlerden, geleneklerden biri de şudur. Adetu hal'il hidai inde babil menzili, evin kapısının yanında ayakkabıyı çıkarma adeti işte bunlardan birisidir. Fe'inde ziyaret ahedel etraki fi menzilihi, evinde Türklerden birini ziyaret esnasında, minel muhabbebi, arzu edilen şeylerdendir ne? En yegûme, yerine getirmesi, el vayfu, misafirin, bi hal'i hidâihi, ayakkabısını çıkarması, indel bâbi, kapının yanında, kable duhûlihi, içeriye girmeden önce. İyi de Türkler niye bunu arzu ediyor? Diğer tediye, o kişi giysin diye, yani misafir, nev'en, bir çeşit, minen ni'ali, bir çeşit terlik, bir çeşit ayakkabı, el menziliyeti, en nazifeti, bir çeşit temiz ev terliği giysin diye. Elleti, terlik ki, yukaddimu, sunacak. Hüve, ev sahibi. Ha, onu, o terliği. Kime? Lehu, o kişi. Fail buradaymış gerçi. Yukaddimu, sunacağı şeyi giymesi. Yukaddimuha lehu el muzifu fil galibi. Genelde ev sahibi o misafirine takdim eder, diyor. Edeceği o terliği, bir çeşit temiz ev terliğini giymesini arzuladığı için böyle yapar. Ve kedalike fe innehu, yine böyledir. Minel lebâgati,
Lebaka. Lebaka nezakettendir yine yani. Leder etrak. Türkler katında. Türklere göre yine nezakettendir aynı şekilde. Ne? Ella yekûme el-zayfu. Misafirin yapmaması. Bi ziyaretil menzili. Ev ziyareti ile. Ve yeduhu farigatun. Eli boş olarak misafirliğe gitmemesi yani. Ella yekûme gitmemesi. El-zayfu misafirin. Ziyaretil menzili, ev ziyaretine gitmemesi, ne olduğu halde o kişi, ve yeduhu farigatun, eli boş iken ziyarete gitmemesi. Yani ev ziyareti, misafirliğe giderken eli boş gitmemek de nedir? Nezaketlerden birisidir. Aleyhi, bu durumda kişiye gerekir. Misafirliği kim gidecekse artık, bana, sana, ona gerekir. Ne gerekir? En yahburak. Götürmek, hediyeten, sagıraten. Küçük bir hediye götürmek gerekir. Ke bakatin min el ezhari, çiçeklerden bir demet, çiçek gibi. Ev ulbeten min el şukala, veya çikolatalardan bir paket çikolata götürmek. Fi hali kanet ziyaratul ula, ilk ziyareti halinde durum böyledir. Limenzilin muzifi, ev sahibini ilk ziyaret için gidecekse kişi, bu durumda bir buket çiçek veya bir paket çikolata götürmesi beklenir. El kahvetul malihatu, tuzlu kahve. El maliha tuz. Tuzlu. Netahaddesu anil kahvetil malihati. Tuzlu kahveden bahsediyoruz. Elleti, o tuzlu kahve ki, tukaddimu sunuyor. Kaddeme, yukaddimu, tukaddimu, tukaddemu, meçhuldür. Sunuluyor o kahve kime karşı? Lil arizi, damada yönelik. Et Türkiye, Türk damada sunulan tuzlu kahveden bahsediyoruz. Ne zaman olur bu? İnde zehabihi li talebi yedil arusi min ehliha. Bayağı okudum. Önce bir kelime kendime vereyim. Ayında esnasında veha bihi, o kişi gittiği esnada, yani o damat gittiği esnada, niçin gittiği esnada? Li talebi yedil arusi, gelin adayı diyelim artık, gelini istemek için, yani kız istemek için gittiğinde. Min ehliha, ailesinden. Damat kızı ailesinden istemek için gittiği esnada o Türk damada sunulan kahve, tuzlu kahveden bahsediyoruz. Hiye, işte bu durum nedir? Adetun kadimetun, eski bir adettir. Neyden olan bir adet? Min adati zevaci, evlilik adetlerinden eski bir adettir bu. Neredeki adetlerden? Fil mücteme'i Türkiye, Türk toplumunda bulunan eski adetlerden biri. La tezalu hala yutabiku, tatbika yutabiku, tatbik ediyor, tatbik eder. Ha o adeti el kesiru, pek çoğu. Minel feteyyati, genç kızlardan pek çoğu hala bunu tatbik etmektedir. Kehtibarin limeda hubbi şabbi, gencin sevgisini test için, aşkını test için, yani ne derece sevgi beslediğini görmek için. Lil fetati, genç kıza, gelin adayına yönelik olan sevgisini test için bu yapılmaktadır. Ve rağbetihi fi zevac biha, ve o genç kızla evlilik noktasındaki isteğini ölçmek içindir, test etmek içindir. İhtibar test demek, sınav demek. İnde kudumi ehlil arisi, İnde kudumi ehlil arisi, damadın ailesi gelince veya gidince diyelim. Ne için gidince? Li talebi yedil fetati, genç kızı istemek için damadın ailesi gittiği esnada, tegumu sunar, el arusu gelin sunmaktadır, getirmektedir. Bir tahviril kahveti adiyeten, burası da hal, normal kahve hazırlar, getirir. Licemi'i zuyufi, tüm misafirler için normal kahve getirmekte. Adiyeten normal yani, standart. Ma'da hariç kahvetel aris, kahvetil aris, damadın kahvesi hariç, o normal değil. Haysu, şöyle ki, şu kadar var ki.
Enneha, çünkü o gelin tevva koyar, fi fincanihi, damadın fincanına, bardağına ne koyar? El milha, tuz koyar. Bedelen mine sukkeri, şekerden bedel, yani şekerin yerine tuz koymaktadır. Niye? Kehtibarille, onu test etmek için. Ve tehtelefu ve değişir. Ne değişir? Farklı farklıdır. Ne farklıdır? Nisbetul milhi, tuzun oranı farklı olur. Elleti, o oran ki, o tuz ki, tevva koyuyor ha onu, el fetatu, genç kız, fil fincan, fincana, fincana, kızın koyduğu tuz oranı farklılık gösterebilir. Vifkan li derecesi hubbiha. Vifkan göre demek. Vifkan göre, neye göre? Li derecesi hubbiha li şabbi. Kızın damada sevgisine göre. Ve daha neye göre? Kabuliha ezzevace minhu, ve ondan gelen evlilik teklifini kabul etme durumuna göre değişir bu tuz oranı. Fîdâ kânet, olduğu vakit, kemmiyetül milhi kalîlen, tuzun oranı, miktarı az ise, dellet, bu delalet eder alâ muvâfakatil fetâti, genç kızın onayladığına, alâ zevâci, evliliğe karşı onaylama mesajıdır bu. Ve inkânet eğer ise, ney? Hiye, o tuz oranı yani ise, kemiyet oranı, kemiyet oran demek ise, kesiraten çok ise, ve bu durumda zalike, bu neyi gösterir? Yani ademu muvafakatiha, onun evlilik teklifine muvafakat yapmadığı, beğenmediği, kabul etmediği, uygun görmediği manasına gelir. Ve ida şeribe içince eşya, bu genç delikanlı, el fincane, kahveyi kamilen tam olarak, minduni en yubdi'e eyye inzi'acin. Min dun en yubdiye eyye inzac, bir rahatsızlık duymadan. İnzac rahatsızlık demek. Bir rahatsızlık duymadan tam böyle kamil, yani tam hepsini içerse, feder ki bu durum yüekkidü, tekit eder, pekiştirir, hubbihi, onun sevgisine, lil fetat, genç kıza karşı sevgisini gösterir diye inanılıyormuş. Rağbetehu fi zevaci biha. Ve rağbetehu fi zevaci biha. Ve o genç kızla evlilik noktasındaki isteğini gösterir. Ve fi hali ebdel aris inziacen, eğer damat bir sıkıntı haline girerse, tuzdan bunalırsa, minel kahveti, yani kahvedeki tuzdan, minel kahveti diyor kahveden ama yanındaki tuzdan rahatsız olursa, ve lem yukmil şurbeha, onun tamamını içmez ise, fe bu durumda zâlik, ki bu neyi gösterir? Yani feşeluhu fil ihtibari, sınavda başarısız olmuştur. Lakad yekunu, olabilir der ki bu durum sebeben, sebep olabilir. Min esbabi rafzil fetâti leh, genç kızın onu reddetmesine sebep olabilir. Ve imtinaiha ani zevaci minhu, ve o erkek ile evlenmekten vazgeçmesine sebep olabilir. Bundan alınabilir. İrbiyad bil hayati, yaşamla ilişkilendir. Mahiye faidetul bukai, ağlamanın faydası nedir? Kanel bukau daimen, daima ağlamak, yusafu, ilişkilendirilir. Biennehu, o darigatun, bir yoldur. Müfidetun, faydalı bir yoldur. Ne için, neye yönelik? Litahfifi hiddeti teveffuri lereyna, bizdeki hiddeti, sıkıntıyı hafifletme noktasında faydalı görmüştür. Fel hunake, hunake bunda var mıdır? Hakaiku ilmiyetin, bilimsel gerçeklik payı bunda var mıdır? İspatlar var mıdır? Öyle ilmi gerçekler ki, ted'umu, destekliyor, hazel i'tikade, bu inancı destekleyen ilmi hakikatler, yani bilimsel veriler bu konuda var mıdır? Hatta vaktin garibin, yakın vakte kadar, kânen ulema'u, bilginler idi. Burada bilim adamları olsa gerek, değil mi?
Ulema derken burada hadis alimlerinden bahsetmiyor. Vel kuttabu ve yazarlar. Yakın zamana kadar bilim adamları ve yazarlar fi hilafin haddi. Geniş bir ihtilaf içerisindeydiler. Havle mevzu'il bukai. Ağlama konusunda o çerçevede geniş bir ihtilaf içerisindeydi yazarlar ve bilim adamları. Ve nahnu biz el-âne şu anda na'lemu biliyoruz ki enne şüphesiz ki ameliyetel bukai ağlama işlemi, ağlama süreci ledel baligine baliglerde ama yani ergen kişilerde, yetişkin kişilerde tuaddu sayılır. Adde yauddu tuaddu meçhul muzariyle İsticabeten nefsiyeten ruhsal bir cevap sayılmaktadır. Neye yönelik ruhsal bir cevap? Yani bir tavşan bir şey dedi de ona karşı mı? Yok. Lil müsiratil atifiyeti. Atifi tesirler. Yani duygusal uyarıcılara karşı, duygusal tepkilere karşı, olaylara karşı, tesir eden şeylere karşı duygusal bir cevaptır. Ve yu'addu yine sayılır, kat alınmaktadır. Verfu dumu'i gözyaşı dökmek. Evdahu alametil bukai gözyaşı dökmek nedir? Ağlama alametlerinden en belirgin olanıdır. Lakinnel bukae fakat ağlamak yetevannun içerir evvan aynı şekilde tağyiran farklı şeyler içerir. Fi ta'biratil vecihi farklı yönleri de vardır diyor. Herkes aynı konuda değildir. Tekrar edelim. Lakinnel bukae fakat ağlamak yetevannun içerir evvan aynı şekilde tağyiran farklılık. Hangi noktada farklılık? Fi ta'biratil vecihi yüz ifadelerinde farklı farklı sonuçlar doğurabilir. Ve tarikati teneffüsi ve teneffüsü yolunda da farklılıklar olmaktadır. Ağlarken kişinin nefes alışverişi değişir. Ve la taktasiru eddumu'u el-atifiyyetu duygusal gözyaşları sınırlı değildir. La taktasiru sınırlı değildir, sınırlı olmaz. Eddumu'u gözyaşları el-atifiyyetu duygusal ala meşairil hüzni fekad meşairil hüzün duygusuyla sınırlı değildir. Ferubbema bazen yezrifu döker ehadduna bizden biri dumu'ahu gözyaşını inde müşahedeti arzin video izlerken ki değil daha doğrusu komedi diyor yani. Komedi, sahir alaycı demek. Alaycı komedi filmi gibi, komedi videosu gibi. Ve fi hine ennena cemiyen ennena hepimiz, ennena cemiyen hepimiz ala marifetin bilmekteyiz. Bil meşairilleti hepimiz bildiriz. Elle bil meşairilleti o duyguları ki tertebidu irtibat kuruyor bil bukay ağlamak ile. Sevaun isterse kehanet olsun meşairu hüznin hüzün duygusu ev ferahetin arimetin arime aşırı demek aşırı ferah yani aşırı sevinç esnasında veya hüzün duygusu esnasında fark etmez biliriz ki bunların hepsi de nedir? Ağlamakla ilişkili duygulardır. Leyse hunake bunda yoktur el kesiru pek çok minel umurilleti bu konuda çok şey yoktur. Neden? Minel umuri işlerden, durumlardan. Elleti o durumlar ki ne'arifu biz biliyoruz ha onlar aynı sebebi sebepten. Elledi o ki yece'alena yece'anna nebki nahnul gâibine. Neden ağladığımıza dair fazla bir bilgi var mıdır? Yoktur diyor. İnne şüphesiz ki buka'el baligine şurada da baligine yazıyor. Yanlış okudum az önce. Ne ki biz ağlarız. Nahnu biz el-baligine. Yetişkin kişiler.
Nârifu biz nârifu biz biliyoruz ha onu yani sebebiz elleti sebepten o sebep ki yec'alnâ biz yaptık onu nebki biz ağlıyoruz nahnul bâliğîne yetişkinler yani yetişkinler neden ağladığını biliyor inne bukal bâliğîne şüphesiz ki yetişkinlerin ağlaması la yehtelifu farklılık göstermez kesiran pek çok yani çoğu aynı şey için ağlar an buka ile suali çocukların ağlamasından pek de farklı değildir diyor. Alel ekalli en azından indema yeteallakul emru bu ağlama durumu ilişkilendirilince bir tabiatil ictimaiyeti lil bukai ağlamanın sosyal yapısıyla ilişkilendirildiğinde pek de bir fark yoktur diyor. Ağlamak ağlamaktır yani. Bir mana aha, bir başka deyişle. Rubema bazen yekunu el-bukau ağlamak olur vesileten, bir vesile olur. Neye yönelik? Li-dalebi den'i. Destek talep etmeye vesile olur. Vel-musa'edeti ve yardım. Min estikayna arkadaşlarımızdan. Daha da bu yani ennel-bukae şüphesiz ki ağlamak vesiletün vesiledir li ta'biri an haletina el atifiyeti. Ağlamak nedir? Duygusal halimizi tabir için bir vesiledir. Yani bazen ağlayarak duygusal durumumuzu da göstermekteyiz. Muhtaratun min emsalil arabi. Arap atasözlerinde seçmeler. Afetul ilmi ennisyan. Likulli hasenin aibun. Et-tedribat. Malum, meçhul konuları geldi. Hemen cevaplardan gidelim. İstema'a ustumi'a. Yani ne yapılmış? Sonuncu harfi ellemiyorsun. Sonda bir önceki esre yapıyorsun. Gerisi ötrelenmektedir. İsteşhede. Ustuşhide. Şuradaki cezimler değişmiyor ama. İstema ikinci harf şey, cezimdi. Burada da cezim yani malumda da meçhulde de cezimin yeri değişmiyor. İstema ustumya. Yalnızca harekeler değişmekte. Sonuncu hareke hiç ellemiyoruz. Bir öncesi esre, yerine varsa ötre olacak. Ama cezime elleme yani cezim varsa meçhulde de var. Örnek e'leme u'lime. Sonunca fethalığını sürdürüyor. Mim'de fetha yine var. Bir öncesi lam esrelendi. Gerisi ötre oldu ki zaten yerde bir harf varmış. O da ötre oldu. Cezimse kendi yerini korudu. Bu istema gibi fiilde böyle. Yani altı harfli fiilde böyle. İsteşhede. A'leme. Dört harfli fiilde de böyle. Tekabbele. Ne olmuştur? Tukup bile. Sonuncu harfi elleme. Bir öncesini bu defa esreliyoruz yine. Diğerleri yine ötelenmiştir. Böylece meçhul elde edildi. İktesebe uktusibe. Sonuncu harfi elleme. Bir sahne fethadan esreye çevir. Yerine varsa ötele. Ama cizme elleme yani. İstaara ustuira. Harf değişikliği oldu. Elif ya'ya dönüştü. Meçhulü böyledir yani. İstaara gibi metat varsa onu hemen yaya çevirmişler. Tenakkabe tunukkibe. Kabe kube. Kabe kibe. Mezzeka muzzika. Sonuncu harf olduğu gibi aktarılıyor. Bir öncesi esre, gerine varsa ötre. Zaten geldi sadece bir harf almış o da. Ötrelendi. Kaddeme kuddime. Aynı değil mi? Sonuncu harf aynen aktar. Bir önceyi estrele, gerine varsa ötrele. Zaten tek harf vardı. O da ötrelendi. İstağfara ustufira. Hepsi aynı yani. Şimdi tek tek okumaya devam etmeyeyim ben. Yalnızca met harfi varsa farklılık olmaktadır. Hâbade sûdibe. Bu defa met harfi ne oldu? Vav'a dönüştü. Yani ne zaman ya'ya dönüşür, ne zaman vav'a dönüşür bu? Yani şurada pat diye anlaşılacak, pat diye anlatılacak bir şey değildir. Bu ihlal deriz buna. İ'lal denmekte. İhlal dersleri var. İhlale dair kitaplar, bölümler var. Onlar uzun konular. İhtelefe uhtulife. Katele gutile. Mesafine vav'a dönüştü. Enzele unzile ibtela ubutiliye. Dediğim bir şey olmuştur yani.
Hepsi aynıydı. Muzari'ye bakalım. Muzari'nin malumunu vermemiş ama sadece meçhulü vermiş. Bence bu noktada yanlış yapmış. Evvela malumu sonra meçhulü vermeli. Tıpkı mazide olduğu gibi. İstema yestemi'u yüsteme'u yüsteşhedü yu'lemu yutekabbelu yuktesebu. Yani ne olmuştur? Muzari'nin meçhulünde yalnızca ilk harf ötelenmiş, gerisi fethalı bir şekilde gidiyor. Sonuncu harf her zaman ötre. Sen sonuncu harfe bakma. İlk harfi ötrele, sonuncu harfi göz ardı et. Onun dışında ne varsa fethala ama cezmen de dokunma yani. Yuhadabu, yuhtelefu. Demek ki şöyle diyebilirsin aslında. İlk harf ötre, sonuncu harf ötre. Arada ne varsa fetha olacak. Met harfi bazen araya girebilir, o ayrı mesele. İlk harf ötre, sonuncu harf ötre, arada ne varsa fethala. Böylece muzariyenin meçhulünü elde etmiş olursun. Meçhule çevirerek cümleleri yeniden yazdınız demiş. Yazılmışı var burada. Önce şey yapalım, soruyu bir görelim. Yekteşifu ikteşefe, yekteşifu yukteşefu. Ne yapılır? İlk harfi ötrele, gerisini fethala değil mi? Bunu söyledik az önce. Muzari fiilde yapılacak bu. İstecarat ne olması lazım? Bakalım ne yapmışlar. Ustucirat. Yani sonuncu harften hemen sağını esre yap, gerisini ötre yap kuralı. Uftutihat. Uftutihat. Bu gibi durumlarda sonuncu harf T değildir. Ha, buradaki T çekimden dolayı geldi. Sonuncu harf buydu diyerek işlem yapmayın. T çekimden dolayı geldi. O konu dahil değil. Onun dışındaki ilk harf R'dı. Bir sağ estrelendi. Gerisi ötrelendi. Aynen uygulandı bu. Ha, feta yerine varsa hemen sağ este ve gerisi ötre veya cizim olduğu gibi duruyor. Yugayyeru. Gayyara. Yugayyiru. Yugayyeru. İlk harf ötre, sonuncusu öte. Arada ne varsa fesat. Çünkü muzari fiil. Tufuhime. Feheme. Yufehimu. Tufehimu. Tufuhime. Bu da nedir? Bu da... Bu güzel bir soru. Şimdi bu muzari midir? Yoksa mazi midir? Eğer muzari olsaydı fethalı olması gerekirdi. Demek ki mazidir. Tefehheme, tefehhema, tefehhemu, tufuhime. Sonuncu harf değişmiyor. Çünkü mazi fiil. Bir sağ esre, yerine varsa ötre. Kuralı uygulanmıştır. Adeta ustucirat, uftutihat bunlar da olduğu gibi. Burayı da anlattığımızı düşünüyorum. Bir aşağı indik. Meçhul fiilleri etken maluma çevirin diyor. Parantez arasında verilen kelimeleri cümlenin öznesi yapın. Fail ile mef'ulü harekeleyin. Birkaç şey istemiş burada. Meşhurdur değil mi? Ursile. Malum yap. Ersele. Ursile. Ersele. Erselet olmuş. Neden? Çünkü diyor ki parantez arasındaki kelimeyi de fail olarak kullan. Bu kelime müennes. Kapalı T'den anladım. Madem ki fail müennes, öylesi fiil de müennes olacak. Evvela malum yap. Ersele. Sonra faile uydur. Bu yüzden müennes yapmak gerekti. Erselet oldu. Untusira. Sonuncu feta. Bir sağ esre. Gerine varsa ötre görüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar mazidir. Bunu anlayabilirsiniz. İlk harf ötre. Sonuncu harf de ötre. Arada ne varsa feta. Demek ki bu muzariyenin meçhulü. El-Ceyş'i fail yap, Dullab'ı fail yap, Vezir-i Hariciye fail yap, El-Veliye fail yap demiş. İntasara el-Ceyş'u, yüsellimu Abdullah'u, yestekbilu Vezir'u, nezzafet el-Belediyetu. Parantez içinde bulunan cümleye anlamca uygun meçhul fiiller ekleyin demiş. Uftutiha. El Meclisül Evvel fil'am 1920. İlk meclis 1920'de açıldı diyor. U'linet ilan edildi. En neta'icu kable yevmeyni. Neticeler 2 gün önce açıklandı. Ukturibe minel hududi. İktarabe ukturibe. Manadan öte bunun malum mu meçhul mü olduğunu anlamaya çalışın. Untuqime. Yukatta'u. Gidip bunların manasını arkadaşlar araştırarak zaman kaybetmeyin.
Malum mu, meçhul mu, mazi mi, muzari mi? Bunlara konsantre olmaya çalışın. Uygun harficelerle doldurun. Semma, summiye. Bundan sonra ne gelirdi? Ba harfi gelirdi. Kamiden sonra ba gelirdi. عندما ندخل البيت نسلم على gelmekte. هذه المرأة أذهب إلى قارتي من أجل خاطر. من أجل خاطر. Uzdurra'dan sonra ila geliyordu. Türkçe'ye çevir çevrilmiş tümel zapu. O da her gün düzenli olarak temizleniyor. Kim temizliyor? Ali, Veli, o, bu, şu, yok. O zaman bu nedir? Meçhuldür. Zaten ilk harf ötre, sonuncusu ötre, arada ne varsa feta. Demek ki muzari'nin meçhulü diyebilmek gerekir. Diğerler de aynı şekilde tuştera el buyutu, satın alınır. Bu şehirde evler Irak dinarıyla satın alınır. Kim alıyor? Belli değil. Meçhul. Yani manadan da bir cümlenin meçhul olup olmadığını anlayın. Takım erkeklerden oluşturuluyor. Oluşuyor değil. Oluşturuluyor. Kim oluşturuyor? Ortada yok. Kevvene yükevvinu. Yükevvinu malum. Yükevvenu meçhul. İlk harf ötre, sonuncusu ötre, aradakiler feta. Demek ki muzari meçhul. Ellete ullife. Sonuncusu feta. Baştaki ötre, aradaki esre. Meçhul mazi. Yazıldı diyor zaten. Yazdı demiyor. Kabele gubile. Meçhul mazi. Arapça çevir demiş. Muhammed amca selam söyle Leyla. Sellimi alel ammi Muhammed ya Leyla. Sellim sellima sellimu sellimi selam söyle bir kadına yönelik. Sellimi. Uzdurirna ile uzdurradan sonra ila harfi cerri geldiğini unutmayın evvela. Zorunda kaldık. Doktora gitmek zorunda kaldık. Adlandırılır. Tüsemma el benatu bi harfi cer geldi. Müdürle konuşacağım demiş. Ukellimu nukellimu malumdur. Tüsemma meçhuldü. Tüstemelu meçhul muzari. Bitti diyor ama aslında bitmedi biliyorsunuz. Şu kitaptan aşağı doğru inelim. Biraz fazla indik galiba. Sırada ne varmış? Mezit ve meçhulleri görmekteyiz. Kalıplara bilmemiz lazım yani. Ef'ale, uf'ile. Fa'ale'den meçhul, fu'ile gelir. Fa'ale kalıbından fu'ile şeklinde meşhur gelecek. İfta'ale'den uftu'ile diye meşhur gelir. Yani tufu'ile meşhur fiildir. Hadi bunun malumu nedir? Hangi şıkta yer almaktadır derse. Tefa'ale olduğunu bilebilecek misin? Fu'ile meşhurunun malumu aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır? A, B, C gidiyor. Fa'ale seçmen gerekir. Bir defa unutmayın. Arada yani şöyle bir meşhur gelirse vavlı bir elif gelirse pardon vavlı bir kelime veya yağlı bir kelime gelirse bunun malumu nedir derse arada vav veya yağ yerine elif arayın yani. Fu'ile bak vav nedir aslında? Eliftir. Yani gidip fa'aledir şıkkını seçme. Arada elif yok. Tefa'aledir deme. Tufu'ile vav nedir? Eliftir. Burada da ef'ale yuş'ilu yuş'alu yani muzari'nin malumu, muzari'nin meçhulü, muzari'nin malumu, muzari'nin meçhulü sırayla anlatılmıştır. Harf-i cerle kullanılan bazı fiiller demiş. Summi bi, artık semma olur, summi olur. Yani malumdu, meçhulü, mazi, muzari. Bu kalıp yani bu türevlerden sonra bi harfi cerri gelmektedir. Ba diye adlandırılır, bi diye telaffuz edilir bu harfi cer. Hel tarifu sen biliyor musun? Ente gizli zamir fail. Limada niçin sümmiye isimlendirildi? Bahrul meyyiti ölü deniz neyle isimlendirildi? Bi hadel isim bu isim ile.
Sünniye ardından ba harfi cerri gelmiş. Selleme ala, selleme, süllime, yüsellim, yani mazi, muzari, malum, meçhul fark etmez. Bu ve türevlerinden sonra ala harfi cerri gelir, ardından bir kelime gelir. Tabii ki selleme ile ala arasında kelimeler girebilir. Sünni ile bi arasında kelimeler girebilir. Girmiş zaten. Sünniye nerede? Ba harfi cerri nerede? Arada iki tane kelime var. Aynısı selleme ala için de geçerli. Kelime girmiş olabilir, olmamış da olabilir. İkisi de müsait yani, serbesttir. İndema, dığı zaman, esnasında, nera, yani biz görünce, gördüğümüz vakit, zemiren bir arkadaş, lena, bize ait. Yani bir arkadaşımızı görünce, fişari, yani sokakta, caddede, müsellimu, biz selam veririz, aleyhi, ona. Bak müsellim dedi hocam, burada selleme demişti. İşte yani selleme ve tüevlerinden sonra ala gelir. Burada selleme mazi, burada müsellimu muzari fiildir. Ardından ala harfi cerri gelmiş. Hi zamiriyle de bitişmiş yani. Hocam burada aleyh yazıyor, ala yok demeyin. Ala var. Bir de ardından hi zamiri vardır. Kame bi. Kame fiilinden sonra ba harfi cerri gelir. Araplar anlatımı, yani bu şey, bu yazılar okumuştuk daha önceden. Kanun kullanılabilir, kullanılmayabilir. Uzdurra ile bir şey yapmaya mecbur kaldı. Uzdurra'dan sonra ila gelir. Uzdurra el meridu ila kavai nihayetil usbu'i fil müsteşfa. Yurva enne veya yuhka enne gelir. Ardından başka bir kelime gelir ama enneden sonra gelecek kelimelerin mensup olması gerektiğine dikkat edelim. Etura acaba ne dersin? Min ecli hatırike, hatırın için cümleleri var. Yurva enne, yurvadan sonra enne gelmiş. Yani yurva nokta nokta nokta. Boşluğa aşağı ve kişiliklerden hangi kelime gelmiş? Enne ehade, enne ehadu, enne ehadi veya inne ehadi gibi şıklar olabilir. Siz enneyi ve ardından mensup bir kelimeyi, ki burada fetalı yani bir kelimeyi tercih etmeniz. Onu seçmeniz gerekiyor. Ehadel muluki ra'a hulmen fi menamihi. Onun hüzünlü bir hikaye anlattığı rivayet edilir. Yurva enne hu zamir bitişmiştir. Etura acaba keyfel cevru gaden, hava yarın nasıl olacak? Min ecli hatiri irci'i ila beytiki hadel mesa min fevdik. Min ecli hatır. Sorulara geldik. Soru 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi otel resepsiyonunda geçen bir diyalogda kullanılamaz? Dolayısıyla buradaki manaları bilmemiz gerekiyor ki otelin girişinde o cümleyi kurmak mantıklı mı mantıksız mı karar verebilirim. A şıkkı ma rakam urfeti, oda numaram kaç diyor. Bunu bir otel görevlisine sorabiliriz. Resepsiyon girişteyken sorabiliriz. Uridu ben istiyorum en akule yemek semeketen bir balık ve hubzen ve bir de ekmek yemek istiyorum. Bunu otel girişine, otel girişindekine söylemek mantıklı değildir. Olsa olsa otelin lokanta bölümünde bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu şık, yani aranan şık B'dir. Bursa. Ceyhan, hel vurfeti cahizetun. Odam hazır mıdır diyor. Hada miftahuke. Bu senin anahtarın. Hel hacestun vurfeten. Bir oda tuttunuz mu, kiraladınız mı? Yani rezervasyon yaptınız mı? Bu cümlelerden yalnızca Bursa resepsiyonda kullanılmaz. Hemen 5. soruya geçelim sağ tarafta. Şu hidet eflamun cemiletun fi hadihi sinema. 6 sizleri sözlüğün irabı aşağıdakilerden hangisidir? Zaten okuduk. Şu hidet eflamun cemiletun. Şuhidet, şahede, şuhide, şahedet, şuhidet, meçhul, müennes, mazi bir fiildir. Eflam, onun naibu failidir, merfudur, film kelimesinin çoğulu, filmun, eflamun.
Şöhret izlenildi, seyredildi ne eflamun filmler. Nasıl filmler? Cemiletun, güzel, hoş filmler. Nerede? Fiha ve sinema, şu sinemada. Şimdi eflamun kelimesi hem cemidir hem de gayri akıllı, değil mi? Filmlerde akıl yoktur yani. İnsanlarda akıl vardır. Dolayısıyla gayri akıl bir cemidir bu. Gayri akıl cemiler müfret müennes hükmündedir demiştik. Bu yüzden onun sıfatı müfret müennes gelmiştir. Müenneslik alameti kapalı ta. Merfudur çünkü neyin sıfatı ise onun irabını alması gerekir. Eflam merfu olduğu için cemil onun sıfatı olduğundan o da merfu olacak. Eflem niye merfu? Çünkü naib-i faildir. Sonuç olarak A şıkkı doğrudur. 2 ve 6'ya bakalım. Arapçada mezit meçhul yapıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı. İnfaile kalıbı anlam olarak edilgen olduğu için meçhule çevrilmez. Evet, bunu zaten birebir okumuştuk. Demek ki bu doğrudur. Öyleyse diğerlerini okuman gerek yok. Hepsi yanlıştır. 6. İsta'artu kitaben minel mektebeti. Kütüphaneden bir kitap ödünç aldım. Cümlesi muzari formda edilgene çevirse aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru olur? İsta'artu, ista'ara mazi fiil malumdur. Tu onun failidir. Kitaben mef'udur. Tu'yu atacaksın bir defa. Kitap kelimesini merfu yapacaksın. Tabii ki fiili de meçhule çevirmen gerektiğini unutma. Muzari form olması gerekiyor. Şu an mazi muzariye çevrilmiş. Ustu'ira meçhuldür ama mazidir. Bizden muzari istenmiş. B şıkkı yesta'aru. Yesta'aru bir defa uygun değildir. Yanlış çevrilmiş. Yusta'aru olacak. Muzari meçhuller ilk harf ve son harf ötürü olması gerekir. Bursa bu yüzden yanlış. Ceyhan yusta'ara olmaz. Az önce söyledik. İlk ve sonuncu harf ötürü olmalı. Denizli yusta'aru. Tu'aru. Yustu'aru. Bu da yanlış. Neden? İlk ve sonuncu harf ötürü ama arada da ötürü var. Arada da ötürü olmamalıydı. Sadece buna dayanarak Edirne olduğunu söylemek mümkündür. Yustu'aru meçhul muzari. Kitabı onun naibu failidir. 3 ve 7. Aşağıdaki cümlenin etken fiilinin edilgen şekli aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? İstakbere yani şeyin bu. Yani malumdur. Bunun doğru meçhulü nedir diyor. İstakbere. Ustakbere. Yanlış. Ustukbere. Yanlış. Ustukbile. İstekbule. Doğru şık denizli. Ustuk bile mazi meçhul nasıl yapılır? Sonuncu harfin harekesine ellenmez. Neydi o? Fethaydı. Olduğu gibi aktarılır. Bir öncesi esre yapılır. Gerine varsa ötre yapılır. Ama sükun değişmez yani. Şurada kaf cizimli değil mi? Sükunlu. İşte aynısını şıkta da meçhule dönüştüğünde de koruyacak. Dolayısıyla denizli. 7. Belli noktalı yere bir kelime lazım. Hangisi olması gerekir? Cümlesindeki boşluğu anlamlı şekilde tamamlayacak harfi cer hangisidir? Uzdurra'dan sonra yani hangi harfi cer geliyordu demişler. İla geliyordu. Uzdurra ila gitmiştir. 4. Yeni bir daire kiralandı. Dikkat et. Kiralandı. Kiraladım veya o kiraladı, şu kiraladı demiyorum. Kimin kiraladığı belli değil. Yani meçhul bir fiil. Öyleyse meçhul bir fiil şuraya getirmemiz gerekecek. Ama bu yeterli mi? Değil. Ardından gelen kelimenin müennes olduğuna dikkat edin. Dolayısıyla getireceğimiz meçhul fiil aynı zamanda müennes de olmalı. Peki getireceğim benim müennes ve meçhul kelime mazi mi olsun, muzari mi? Kiralandı, dili geçmiş zaman bak. Dı, di, du, dü diye biterse o mazidir. Yor, yani kiralı yor, bakıyor, yor iki alırsa muzari olur. Veya er, ar iki alırsa yine muzari olur. Bakar, görür, içer, yer, er, ar, ür. Buna göre mazi, meçhul ve müennes bir fiil aramaktayız. Öyleyse a olabilir mi? Ustecil. Olmaz bir defa. Neden olmaz? Gerekçe ne? Bir defa bu kelime nedir?
İste'ceru hareke olarak yanlış. Yani yanlış hareketlenmiştir. Çünkü sonuncu harfin bir sağdaki burada cim oluyor. Esreli olması gerekirdi. Geri ne varsa ötreli olacaktı. Ne bu esreli ne de ondan önceki ötreli değil mi? Fetalı yazılmış. O da hatalı yani. Bursa isticara müennes değil. Isticaru da müennes değil üstelik. Bu da hata. Çift hata var orada. Yeste ciru bir defa muzaridir. Başına muzarat alameti olan ya almıştır. Denizli usticira müzekkerdir. Edirne usticirat müennestir. Edirne'yi arıyorduk. Hem müennestir hem meçhuldür hem mazidir. Üç özellik de kendisinde vardır. 8. Boşluğu uygun şekilde nasıl tamamlarız? Selleme fiilinden sonra hangi harfi cer gelirdi demek istiyor. Ezberlediğiniz için biliyorsunuz ki ala harfi cerri gelecek. Nusellimu biz selam veririz. Ala müdiri şirketi. Şirketin müdürüne külle sabahin her sabah. Sadece müdüre vermeyin ama herkese verin vermişken. 9. Türkçe doğru çeviri hangisidir? Adana, Türk halkı zarif ve misafirperver bir halk olarak kabul edilir, bilinir, tanınır. Kabul edilir. Meçhul. Eşşabı Türkiyü, Türk halkı. Eşşab halk demek zaten. Yu'teberu kabul edilir, bilinir, tanınır. Şaben bir halk olarak. Öyle halk ki latifen ve nizyafen. Latif kelimesi zarif, nizyaf ise misafirperver demiştik zaten. Parçada geçen bir cümle bu. Dolayısıyla doğru şıkkın A olduğunu zaten kolaylıkla anlayabilirsiniz. 10. Yurva nokta nokta. Ne gelmeli? Yurvadan sonra ne gelir yani? Hangi harfi cer gelir demek istiyorlar. Ne gelirdi? Enne gelirdi. Yurva enne. Ardından da mensup bir kelime gelir demiştik. Yani fiiller ve ardından gelen harfi cerler soruluyor. Ardından hangi harfi cer gelir diye net bir şekilde sormasa da şıklara baktığımızda hep harfi cerleri görmekteyiz. Dolayısıyla felanca fiilden sonra hangi harfi cer gelir demek istiyor. Bunu da ancak ünitede geçen fiil ve harfi cer ilişkisini ezberleyerek yapabiliriz. Konu burada tamamlanmış oldu. Malum meçhul konusu arkadaşlar tek ünite tek videoda işlenecek kadar basit değil bence. Bunu daha önceki müfredata göre ben 3 ünite, 3 ünite değil de 3 video olarak anlatmıştım. O videolara bakmanızı öneriyorum.